Son haftaların değişmez gündem maddesi, Cumhurbaşkanlığını esas alan anayasa değişikliği her zamanki gibi gündemdeki yerini korudu. Korumaya da devam edecek. Önümüzdeki haftalarda en çok konuştuğumuz konunun bu olacağı kesin. Şu an için referandumun ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan henüz düzenlemeyi imzalamadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu hafta içerisinde referandumun hangi gün olacağını açıklaması bekleniyor. Peki nasıl bir referandum süreci bizi bekliyor? Referandumdan sonra Türk siyaseti nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalır? Partiler nasıl bir değişim, dönüşüm geçirir? Hangi partinin seçmeni bu referandumda kilit rol oynayacak, belirleyici olacak? Partiler referandum sürecine nasıl seçim mitingleriyle, nasıl sloganlarla hazırlanacak? Bu ve benzeri soruları soracağımız, yan kulvarda ne olduğuna bakmayan, kendi şeridine odaklanan program Doğrudan Siyaset'te bu akşam İstanbul Stüdyo'da gazeteci yazar Nevzat Çiçek benimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam şehirler arası bir yayın yapıyoruz. Aynı anda birden fazla ilde konuğumuz var. Ankara Stüdyo'da kamuoyu araştırmacısı Adil Gür. Adil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ve Diyarbakır'da da Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Vahap Coşkun bizi bekliyor. Siz de hoş geldiniz Vahap Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Bu yayın evet zor bir yayın. Konukların aynı anda aynı yerde olmaması hasebiyle ama biz bu güçlüğü aşabilecek güçteyiz. Dolayısıyla konuklarımız da zaten profesyonel konuşmacılar. Eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz olduğunda mikrofonlarınız açık. Bize sesinizi duyurun lütfen. Adil Bey sizinle başlayalım mı? Tabii buyurun. Şimdi biliyorum ki Ocak ayı anketleri henüz raporlanmadı. Dolayısıyla Aralık ayının verilerini konuşmaktansa sizin de tahminlerinizi Ocak ayına dair sormaktansa ben nasıl bir referandum süreciyle karşı karşıyayız diye sormayı tercih ederim açıkçası. Henüz elinize ulaşmamış rakamları tahmin ediyorum. Siz de yorumlamak istemezsiniz zira. Nasıl bir referandum süreci bizi bekliyor ve referandumdan sonra Türk siyaseti evet çıkarsa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak? Hayır çıkarsa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacak? Evet. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa görüşmeleri sırasında gördüğümüze benzer kampanyalar olur ise oldukça sert geçecek bir referandum süreci görünüyor. Ama ben şahsen öyle olacağı kanaatinde değilim. Yani daha böyle birleştirici, yani özellikle evet kampanyasını yürütenlerin daha birleştirici, daha bütünleştirici bir kampanyayı tercih edeceklerini, doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü her ne kadar AK Parti belli bir ideolojik temele dayanıyor olsa da AK Parti bir merkez parti hüviyetinde, yani AK Parti'nin içerisinde sadece milli görüş geleneğinden gelen insanlar yok. Oranları farklı olmamakla birlikte milliyetçiler var, oranları farklı olmakla beraber merkezde olanlar var, sosyal demokratlar var, farklı ideolojik Kürtler var, Alevi seçmenler var. Yani elbette ki oransal olarak bazısı büyük, bazısı küçük ama bu nedenle ayrıştırıcı değil, daha birleştirici. Belki bu yeni sistemin Türkiye'ye ne getireceği, bundan sonra işlerin daha hızlı, belki vatandaş için yeni sistemin hem ülkeye hem çocuklarına neler getireceğini öngören bir kampanya olacağını düşünüyorum. Ama sosyal medyadaki bugüne kadar tartışmalara baktığımızda sanki çok sert geçecekmiş gibi görünüyor ama ben onun bir sosyal medyaya özgü bir tavır olduğunu düşünüyorum. Çok sertleşmeyeceğini, çünkü evet de çıksa, hayır da çıksa, evet oyu verenin de, hayır oyu verenin de bu ülkenin vatansever vatandaşları olduğu, birbirinden farkı olmadığını vatandaşa hissettirmek lazım. En azından elbette ki kampanyayı yürütenler nasıl bir karar verecektir bilmiyorum ama ben toplum zaten zor bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bir taraftan terör belasıyla uğraşıyoruz. Bir taraftan ekonomik problemlerle uğraşıyoruz. Hal böyle olunca toplumu daha fazla germenin çok da doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani ama şunu da beklemeyelim. Yani Türkiye'de
anayasa değişikliğini madde madde anlatacak veya işte evet diyenlerin şu maddeler şöyle olacak, hayır diyenlerin tüm maddelerde şu gibi yetkiler şu şekilde şekillenecek diyerek bir kampanya yürüteceğini de zannetmiyorum. Bunun için zaman da yok. Yani yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki halkın anayasa konusunda çok fazla da bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. 2 aylık süre içerisinde bunu anlatmak da çok mümkün değil. Bir de önümüzde geçmiş bir tecrübe var. Hiç unutmuyorum 2010 referandumunda gerek referandum sürecinde gerek referandum günü sandık başında yaptığımız araştırmalarda hem evet diyenlerin hem hayır diyenlerin yaklaşık %70'inden daha fazlasının herhangi bir maddeyi dahi bilmeden evet ve hayır dediklerini gördük. Onun için daha genel bir söylem. Yani sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi yeni anayasa değişikliği, sistem değişikliği, hükümet sistemi değişikliği Türkiye'ye ne getirecek? İnsan hayatına nasıl dokunacak? Bu anlatılacaktır. Evet diyenler olumlu, hayır diyenler olumsuz yanlarını anlatacaklar. Siyasette ne değişecek? Elbette ki sonuç çok şey değiştirecek. Evet çıkar ise iktidar partisinin bir yeni genel başkanlığı olma süreci başlayacak. Yani çünkü bu anayasa değişikliğinin belki sosyal medyada konuşuluyor, tartışılıyor, yazılıyor, çiziliyor ama anayasa değişikliğinin hukuki tek bir sonucu olacak aslında referandumdan sonra. O da şu olacak, Cumhurbaşkanı'nın partilisine istediği takdirde geri dönme, genel başkanlık veya üye olma hakkını elde edecek. Onun haricindeki yetkiler muhtemel yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra devreye girecek. Böyle olunca AK Parti'de bir değişim süreci olacak. Kuvvetle muhtemeldir ki yapılacak ilk kongreden sonra evet çıktığı takdirde Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin aynı zamanda da genel başkanı olacak. Şimdi çıkacak oranlara göre muhalefette bir takım değişimler olabilir benim kişisel kanaatim. Yani evet oylarının oranına göre, 1 Kasım'daki seçim sonuçlarının oranlarına göre umduğunu bulamayan partilerde lider değişimleri, yönetim değişimleri sonucunda doğurabilir. Peki eğer referandumdan evet oyu yüksek oranda geçerse bu bir erken seçim getirebilir mi? Ya şimdi tabii bunu söyleyebilmek çok zor. Şu manada zor, sözlerimin başında da ifade ettim, zor bir süreçten geçiyoruz. Yani bir takım ekonomik problemlerle uğraşıyoruz, terörle boğuşuyoruz. Vatandaşa sorduğumuzda vatandaş bir seçim istemiyor. Seçimler konusunda vatandaş gerçekten yorgun. Ama iktidarlar veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde kendisi için avantajlı hissettiği takdirde bir seçime gidebilir. Ama avantajlı hissedebilmesi için de var olan durumun biraz düzelmesi lazım. Yüksek oranda bir evet çıkar ise halkın ilk seçeceği cumhurbaşkanı ile ilgili bir seçim gündeme gelebilir. Ama çok kısa vadede gelir mi gelmez mi bunu elbette ki özellikle ilk seçime karar verecek sayı bakımından baktığımızda AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayısal çoğunluğuna bakarak AK Parti yetkilileri karar verecektir. Ama bugünlerde Türkiye'de bir seçim atmosferi olmadığını söyledim. Sayın Başbakan da pek çok açıklama yaptı. Bizim gündemimizde asla bir seçim yok diye. Bugünden de Türkiye'de bir seçim varmış gibi bir söylemin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü neden? Piyasalardaki özellikle durgunluğun, daha önceki programlarda da konuştuk. Temel nedeni ekonomik olmakla birlikte ekonomi kadar da psikolojik bir etkisi var. Yani Türkiye'yi yeniden bir seçim atmosferini içerisine soktuğumuz takdirde bu ekonomik dengeler daha fazla bozulabilir. O nedenle referandumdan sonra konuşulacak bir şey çok yüksek oranda bir evet çıktığı takdirde belki konuşulabilir ama araştırmalara yansıdığı ölçüde işte az farkla bir evet çıktığı takdirde bir seçim olacağı kanaatinde değilim. Hayır çıkması ihtimali söz konusu olur ise seçimlerin 2019'a kadar gündeme gelmeyeceği kanaatindeyim. Peki şimdi bilhassa MHP ve HDP seçmeni
Bu referandumda sizce nasıl bir tavır benimseyecek, onu da soracağım ilerleyen dakikalarda. Çünkü sizin bu değişiklikle ilgili bilgi sahibi olmamaya dair geçtiğiniz hafta yazdığınız yazı hakikaten çok dikkat çekiciydi. Orada aslında seçmenin çoğunlukla Türkiye'nin nasıl yönetildiğiyle ilgili soru sorulduğunda bile %70'e yakın bir oranın doğru yanıtı veremediğini yazmıştınız. İster sağ seçmen olsun, ister sol seçmen olsun. Evet. Bu da aslında çok da şaşılacak bir şey değil belki de. Çünkü birçok toplumda eminim bu böyledir. Dolayısıyla bilgi sahibi olmak şart mıdır? Bir başka felsefi tartışmanın konusu olur ama bir yandan da halk yeterince bilgi sahibi değil bu içerikten, bu değişiklikten şeklinde eleştiriler geliyor. Dolayısıyla hem bu eleştirileri soracağım ilerleyen dakikalarda, hem de HDP-MHP seçmeni tavrı ne olur diye soracağım. Ama müsaade ederseniz şimdi de, ve Nevzat Çek siz de müsaade ederseniz, Diyarbakır'a gidelim istiyorum. Vahap Coşkun, siz dinlediniz Adil Gür'ün söylediklerini. Hem söylediklerine katılıyor musunuz ya da itirazınız var mı, onu sorayım. Size göre referandum sürecinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız ve referandumdan sonra elbette nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak? Evet çıkarsa nasıl bir tablo, hayır çıkarsa nasıl bir tablo? Bir de şunu ekleyeceğim Vahap Bey, özür dilerim. Bir de tabii ki siz Diyarbakır'da olduğunuz için bölgeye dair izlenimlerinizi de ilk soruda paylaşırsanız şahane olur. Nasıl bir referandum süreci yaşayacağımıza dair başlangıç itibariyle 3 tespit yapabilirim. Bunlardan birincisi, ben de Adil Bey ile hemfikirim. Mecliste veya sosyal medyada rastladığımız türden kırıcı, keskin bir sürecin toplumsal düzeyde yaşanacağı kanaatinde değilim. Toplumsal saygının galebe çalacağını düşünüyorum. İçinde bulunan şartlar da bunu bir nevi zorluyor. Dolayısıyla kavgalı, dövüşlü bir referandum sürecinin yerine daha mutedil bir referandum süreci yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunun bir önemli sebebi de gerek evet taraftarlarının gerekse hayır taraftarlarının seçimden galip çıkabilmek için sadece kendi mahallelerine değil diğer mahallelere de seslenme ihtiyacı hissetmek durumunda olmaları. Dolayısıyla bu gerek söylemde gerekse eylemde kampanyayı yürütenlerin daha mutedil olmalarını gerekli kılacaktır. İlk olarak bunu söyleyebilirim. İkincisi, benim araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalardan, yaptığı sondajlardan ve genel olarak gözlemlerinden çıkardığım kadarıyla şunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle herhangi bir tercihin mutlak manada galip geleceğini söylemek zor. Yani bıçak sırtı bir durum var. Hem evet hem de hayır taraftarları için. Dolayısıyla bu da her iki tarafın daha dikkatli olmasını gerekli kılan unsurlardan bir tanesi. Ve üçüncü olarak, buna bağlı olarak, referandumun sonucunu belirleyecek en önemli şey kampanyalar olacak. Nasıl bir kampanya yürütüleceği olacak, taraflar nasıl bir kampanya yürütecekleri olacak. Ve aynı zamanda bu iki aylık süreç içerisinde meydana gelecek olan ekonomik, siyasi ve toplumsal hadiseler olacak. Yani hiç beklenmedik bir hadise evet oylarının patlamasına sebebiyet de verebilir. Tersi bir durumda gelişebilir. Yani özellikle ekonomide yaşanacak herhangi bir kırılma veya herhangi bir iyileşme, Suriye'de yaşanacak herhangi bir kırılma veya herhangi bir iyileşme veya örneğin FETÖ dosyasıyla ilgili olarak yaşanacak herhangi bir kırılma veya herhangi bir iyileşme seçmenin tercihlerini değiştirebilecek. Dolayısıyla gerek kampanyaların yürütülüş tarzı, gerekse bu süreç içerisinde meydana gelen olayların seyri sandığın sonucunu belirlemede doğrudan etkili olacak. Nasıl bir sonuç çıkabilir peki ve bundan sonra nasıl bir tavır gelişebilir? Evet çıktığında ben seçim ihtimalinin azalacağını düşünüyorum. Çünkü evet çıkması durumunda zaten seçimin yapılabilmesi için bir anayasal değişiklik gerekiyor. 2019'da hem seçimlerin, hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, hem de parlamento seçimlerinin yapılacağı zaten anayasaya yazılmış durumda. Dolayısıyla seçim yapmak isteyen bir irade, örneğin bu AK Parti iradesi olursa eğer, yeni bir anayasa değişikliği yapmak durumunda kalacak. Bu süreç içerisinde MHP ile tekrar anlaşabilmesi söz konusu olacak. Yeniden bir anayasa değişiklik sürecine toplumu sokmanın bu anlamda çok doğru olduğunu düşünmüyorum. İkincisi, yine seçim ihtimalini azaltan unsurlardan bir tanesi, bu o anayasa değişikliği eğer halk tarafından onay görürse gerekli olan mevzuat değişikliğinin bir an önce yapılması lazım. 6 aylık süreç içerisinde bu mevzuattaki bütün değişikliklerin yapılması ve mevzuatın yeni sistemle uyarlı bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu
bu da epey bir yük demek. Meclis üzerinde ve siyaset üzerinde epey bir yük demek. Dolayısıyla bu yükün yerine getirilmesine çalışırken bir de seçime hazırlanmak çok akılcı bir tercih olması gerekir. O nedenle ve üçüncüsü bu 2019'a kadar olan süreci bir geçiş süreci olarak kullanmak isteyecektir. Evet kampanyasının sahipleri ve bu süreç içerisinde gerek ekonomide gerekse siyasette bir arılaşma, bir durulaşma ve bir iyileşmeyi sağlamak ve ondan sonra bir cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gitmeyi düşüneceklerdir. Dolayısıyla evetin galip gelmesi halinde erken seçim ihtimalinin azalacağını düşünüyorum. Buna mukabil eğer hayır çıkarsa, bir hayırın kazanması söz konusu olursa bu erken seçimi zorlayan bir tablo karşımıza çıkaracaktır. Şundan dolayı çünkü mevcut hükümet bütün varlığıyla, bütün iradesiyle bu kampanyanın arkasında ve kampanyanın sahibi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı da öteden beri bu modelin savunucuları, yine gerek Cumhurbaşkanı gerekse Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nün ifadesinden anladığımız kadarıyla kendisi de sahaya inecek ve bunun kabul edilmesi konusunda halktan destek isteyecek. Şimdi eğer hayır çıkarsa bu hem hükümetin hem de Cumhurbaşkanı'nın talebinin halk tarafından kabul edilmediği sonucu yaratır. Bu ikili bir meşruiyet krizini de beraberinde getirir. Hem mevcut hükümetin tekrardan halktan bir güven oyu alması gereksinimi doğar. Hem de Cumhurbaşkanı'nın demokratik meşruiyeti yani %52 üzerine oturan demokratik meşruiyeti de tekrar bir sorgulamaya neden olabilir. Dolayısıyla bir hayır çıkması halinde ben her halükarda bir erken seçimin kaçınılmaz bir gündem olarak kendisini Türkiye'ye dayatacağını düşünüyorum ve hayırın çıktığı andan itibaren Türkiye'nin erken seçimi konuşacağını düşünüyorum. Peki. İzlenimlere bir sonraki turda geçelim. Ne dersiniz? Nevzat Çiçek'e de çünkü soruyu yöneltmek istiyorum. Elbette. Bayağı da not aldı. Elbette. Çünkü stüdyoda Nevzat Çiçek. İstanbul'un avantajını kullanmadık. Teşekkür ederim anlayışınız için bu arada. Yayından evvel de ev sahibi nezaketi gösterelim Simge Hanım dedi Nevzat Çiçek. Teşekkür ediyorum. Şimdi hem Adil Gür'ün hem Vahap Coşkun'un söylediklerini dinlediniz. O arada not da aldınız. Şimdi ikisinin de altını çizdiği bir unsur var. Açıkçası o benim de en bu sürece dair hoşnut duyduğum unsurlardan bir tanesi sosyal medya yanılgısı diye çözümleyebileceğimiz, adlandırabileceğimiz bir gerçeklik bu. Zaten o yanılgı sayesindedir ki sosyal medyada birbirine küfür eden insanlar yarın öbür gün metrobüste yan yana oturabiliyor. Aynı maçı yan yana tribünde seyredebiliyor ama hani ekranın arkasında olduğunuzda çok daha sert, çok daha kırıcı, ayrıştırıcı olabiliyorsunuz. Hani neyse ki o tablo evet şimdilik yok ama zor ve çetin bir süreç bizi bekliyor. Haliyle referandum sürecine dair sizin beklentilerinizi de soralım. Aslında sosyal medya ile ilgili ben şunu söyleyeyim. Mesela ben biraz sahaya çıkayım, bakayım ne oluyor, ne bitiyor diye hemen sosyal medyayı kapattım. Çünkü sosyal medyada etkilenme gücü, orada tırnak içinde baskı unsurları çok fazla geliyor. Yani evet yönünde bir kanaat belirtmeseniz de, hayır yönünde belirtmeseniz de, belli şeyleri yazsanız da bu sosyal medyada meselenin özünün anlaşılması noktasından değil, size istediklerini söyletebilme. Yani her iki taraf için evet ve hayır cephesi için de bu böyle. Dolayısıyla da aslında iki konuğun da belirttiği çok önemli bir olgu var. O da şu, eğer bu kampanya bir ideolojik kamplaşma içerisine sokulursa, burada her iki tarafın da çok ciddi anlamda zarar göreceği bir kampanya oluşacak. Biraz önce Vahap Hocam da söyledi. Yani burada mesele hem kendi tabanı içindeki kararsızları ikna edebilme, hem diğer taraftan bizim taraftar seçmen diye nitelendirdiğimiz ve son dakikacı seçmen diye nitelendirdiğimiz o seçmenin oyunu alabilme. Dolayısıyla da Türkiye'deki seçmen profiline baktığınızda bu mesele, aslında bu referandum belki siyaset açısından yeni bir okumayı da bize getirecek. O da şu, şimdi daha önce işte örneğin AK Parti'nin kendi tabanı, MHP'nin tabanı, CHP, HDP ve benzeri tabanlarda biz bir bütün olarak bakabiliyorduk. Örneğin 2011 referandumunda bu kadar parçalanmış bir taban şeyi yoktu bizde, karşımıza çıkmıyordu ama burada dikkat ettiğimizde aslında şu çıkıyor, tabanların kendi içerisine ikna edilmesi. Mesela MHP seçmeni açısından acaba kıyıdaki MHP'li ile İşteki yani iş bölgelerdeki MHP'nin tavrı aynı olacak mı sorusunu soruyorsunuz. AK Parti seçmeni açısından işte Kürt seçmenle merkezdeki AK Parti seçmeni aynı duyarlılığı gösterecek mi sorusunu soruyorsunuz. CHP'de ve HDP'de, HDP'yi biraz ayırabiliyoruz ama CHP'de bu noktada çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Orada çok ciddi bir taban birlikteliği olduğu görülüyor. Yani meseleyi tabii onların da nasıl anlatacağı çok önemli. Yani bunu bir sistem meselesi olarak mı anlatacaklar? Bir ideoloji kamplaşma içerisinde rejim meselesi olarak mı anlatacaklar? Yoksa da biraz önce Adil Bey'in söylediği, ben de 2011 referandumda çalıştığım için sahada çok iyi biliyorum, vatandaşın anlayacağı şekilde tahtaya yazıp mı anlatacaksınız? Şimdi 2011 referandumunda vatandaş neyi soruyordu?
ya ben çiftçiyim, bu anayasa değişikliği benim ürünlerime ne katkı sağlayacak? Adil Bey'in yazısında da aslında evet, bu vardı. Evet, ona atıf yaparak evet. Söyleyeyim. Yani bu sorulduğu zaman çoğu insan bunu tırnak içinde söylüyorum, küçümseme tavrı içerisine giriyordu. Ama böyle değil, vatandaşın algısı budur. Yani vatandaş bir sistem meselesinden ziyade bu meselenin kendi hayatında neler getireceğini ve hızlı bir şekilde bunun yansımasını görür. Buradan da nereye varacağım? Eğer siz anayasa referandumunu vatandaşın birinci önceliğini, birinci konuşulabilir öncelik meselesi haline getirebiliyor musunuz? Getiremiyor musunuz? Yani onun öncesinde terör ve ekonomik kriz bir öncelik haline gelebiliyorsa, eğer geliyorsa veya gelmiyorsa artık o kampanya durumuna bağlı, bunun orayı çok ciddi etkileyebileceğini göreceğiz. Bu bence oldukça önemli bir kısım. İkincisi mesela Güneydoğu ile ilgili Vahap Hocam birazdan daha saha içi şeyi söyler ama kırsalla mesela kent arasındaki geçişkenliğin ben HDP tabanı dair biraz farklılaştığını düşünüyorum. Mesela daha önce bu böyle değildi. Ama bu anayasa referandumunda meselenin buraya doğru gidebildiğini görüyoruz. Bir diğer taraftan... Yani blok olarak hayır demeyebilirler diyorsunuz. Şöyle, orada bence Adil Bey de herhalde buna katılır mı bilmiyorum. Şimdi bu boykot meselesi var ya, yani küsüp gitmeme meselesinin oluşturacağı sonucu bence şimdiden konuşmak gerekiyor. Şu an evet bir... Evet, hayır bloğu içerisinde bir kararsız kitle var diyoruz. Ama o kararsız kitleyle birlikte belli tabanlarda partisine küskünlük olabilir, Türkiye siyasetine küskünlük olabilir, bu kamplaşmaya bir tepki olabilir. Sandığa gitmeyecek olan insanların seçimi nasıl etkileyeceğini de bence çok iyi mercek altına almak gerekiyor. Bu HDP tabanı açısından da böyle, MHP tabanı açısından da böyle. Bu noktada Adil Bey'e bir soralım hemen. Tabii. Kısa bir yanıt isteyelim çünkü sizin daha söyleyecekleriniz var biliyorum. Unutmamanızı rica ediyorum. Adil Bey, sadece bu konuyla ilgili sizin yorumunuzu alalım. Evet, Nevzat Bey'e katılıyorum. Hakikaten boykotçular olabilir. Bir Kürt seçmenler içerisinde ya bu sistem değişikliği acaba benim için bir yenilik getirebilir mi bundan sonra diye gidip evet diyenler olabilir veya işte sandığa hiç gitmeyen olabilir. MHP açısından da Nevzat Bey'in söylediğine şu noktada belki söylediğini kuvvetlendirmek için söylemek mümkün. Hayır bloğu içerisinde bugün görünüp de HDP ile aynı çuvalın içerisinde yer almamak, aynı renkte oy kullanmamak adına sandığa gitmeyen seçmenler olabilir. Peki Adil Bey, sadece evet ya da hayır gibi kısa bir yanıt daha vermenizi rica ederek şunu sorayım. HDP'nin referandum sürecinde bir referandum çalışması, bir miting çalışması yapmasını bekliyor musunuz? Yoksa belki sosyal medyayı kullanarak daha dijital platformlar üzerinden mi bir kampanya yürütebilirler yoksa alanlara inerler mi? Şimdi tabii bunu HDP yöneticilerine sormak lazım ama daha şimdiden salon toplantılarıyla bir kampanyaya başladıkları görünüyor. Öyle zannediyorum ki HDP'de bir kampanya yürütecek gibi görünüyor şimdiden baktığımızda. Peki Vahap Bey, aynı soruyu size de sorayım. Sizin beklentiniz ve bölgede hissedilen hazırlıklar size ne söyletir? Yani Kürt seçmen açısından baktığımızda aslında üçlü bir ayrım yapmak mümkün. Elbette bu ayrımı daha da çeşitlendirebiliriz ama bir tarafta AK Parti'ye oy veren seçmenler var, bir tarafta HDP'ye oy veren seçmenler var, bir diğer tarafta ise kendini zamana ve zemine göre HDP'den daha Kürdi, Kürdistani olarak niteleyen veya AK Parti'den daha İslami, daha dini hassasiyetleri yoğun olarak nitelendirilen bir kesim var. Ama ana bloğu HDP'ye ve AK Parti'ye oy veren seçmenler oluşturuyor. Şimdi bu referandum açısından baktığımızda bence hem HDP açısından hem AK Parti açısından önemli açmazlar var ve bu açmazları nasıl aşacakları kampanya süresi içerisinde görülecek. HDP için açmaz şu, benim görebildiğim kadarıyla HDP bir hayır kampanyasını yürütecek. Yöneticileri ağzından bunu çok açık bir şekilde söyledi. Dolayısıyla referandumdan, halk oylamasından hayırın çıkmasını istiyor. Ancak HDP'nin agresif bir hayır kampanyası yürütmesi özellikle AK Parti'de ve MHP'deki mütereddit kesimlerin kendi partilerine dönüp onların tercihleri doğrultusunda oy kullanmalarının sonucunu doğurabilir. Diğer taraftan son derece pasif, sadece salon ve sosyal medyayla sınırlı bir kampanya yürütmesi durumunda ise bu durumda kendi seçmenini sandığa motive etme, onları sandığa taşıma konusunda bir eksiklik yaşayabilir. Çünkü gözlemleyebildiğim kadarıyla
mesela şu anda 1-7 Haziran öncesinde olduğu kadar çok yoğun siyasetin konuşulduğu ve herkesin bir an önce sandığa gitmek için can attığı bir ruh hali ortada yok. Dolayısıyla seçmenin motive edilmesi gerekiyor ama motive ederken diğer mütereddit kesimlerin de olumsuz bir yargı yaratma da söz konusu olabilir. Bu nedenle son derece hassas bir denklem. Peki. Yine dediğim gibi ilerleyen dakikalarda zaten size bölgeye dair fikirlerinizi, gözlemlerinizi soracağım. Kaldığınız yerden buyurun devam. Devam etmek lazım. Aslında referandum sürecinde katılımın ne olacağı çok önemli. Hı hı. Örneğin %65'lik bir katılım olursa bunun evet'e yansıması çok farklı olacaktır. Hı hı. Bu katılımın %78, %80 bandına çıkması çok farklı bir sonuç getirecektir. Yani benim o küskünler olarak ifade ettiğim, belki sandığa gitmeme ihtimali olabilecekleri söylemindeki temel amaç da o. Şimdi örneğin HDP hayır kampanyası yapabilir ama HDP tabanında bir sandığa gitmeme durumu olursa bunun sandığa yansıması çok farklı olabilir. MHP içinde de bu böyle. Dolayısıyla da aslında meselenin nasıl anlatılacağı çok sorun. Şimdi eğer bu bir rejim meselesi üzerinden anlatılırsa burada çok ciddi bir anlatılamamazlık durumu ortaya çıkacak. Neden çıkacak? Mesela örneğin CHP bunu bir rejim meselesi haline getirip anlatırsa ki bana göre öyle yapmayacak. Daha yumuşak bir tavırla vatandaşın gündelik hayatına dokunan meseleler üzerinden bu meseleyi anlatacak. Şimdi bunun karşılığında bir MHP olduğunda bunu çok net anlatamazsınız. Ama tabii burada temel bir sorun da şu, her partinin kendi bloğu içerisinde nasıl yan yana geldiklerini izah etmesi gerekiyor. Örneğin hayır bloğunda yer alan partilerin bir şekilde yan yana gelmeyle ilgili bir sıkıntılar olacağını biliyoruz. Yani örneğin şu an itibariyle Saadet hayır derse, HDP hayır derse, CHP hayır derse, İşçi Partisi hayır derse, şimdi bu blok enteresan bir blok olur. Dolayısıyla da bunlar yan yana gelmeme noktasında çok ciddi anlamda bir çaba sarf edecek. Ama yani diğer taraftan da AK Parti, MHP buna vurgu yaparak bir siyaset üretmeye çalışacak. Şimdi bu kendi içerisinde ne anlatacağını sorusunu gündeme getiriyor. Şimdi ne anlatacaksınız sorusunun cevabı, eğer sistem meselesi üzerinden, anayasa tartışmaları üzerinden şu 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 maddeler derseniz, orada vatandaş buna çok bakmaz. Hı hı. Orada vatandaşı ikna edebilecek olan sloganların nasıl olduğu önemli. Kimlerin bunları ne şekilde üretebildiği önemli. Yani ben klasik hep şunu söylüyorum. Bir iletişim şeması var. Sizin ne anlattığınız kadar geri dönüşüm olarak ne aldığınız da önemli. Şimdi geri dönüşümü alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Şimdi AK Parti'nin bir avantajı var. Avantajı şu, bu seçim işlerini çok iyi yürütüyor. Kamuoyu araştırmalarıyla, strateji toplantılarıyla ortaya koyduğu eksikleri görebiliyor. Ama bence bu kampanyada ilk defa herhalde çok ciddi anlamda yerele inecek, bölge bölge yerele inecek belli farklı kampanyalar görme umudumuz da çok yüksek. Birden farklı strateji izlenebilir diyorsunuz. İzlenmek zorunda. Yani şimdi sizin Güneydoğu'ya anlatacağınız şeyle, mesela örneğin Güneydoğu'ya anlatacağınız meselede seni başkan yaptıracağım sözü üzerinden bir şey anlatmaya çalışırsanız bu ters teper. Tabii. Ama bunu batıda anlatırsanız bu farklı bir noktaya gidebilir. Dolayısıyla evet, her parti yerel ölçekte, Güneydoğu'sundan, Marmara'sından, yani sekülerdeki insan, seküler yaşam tarzına sahip insana aynı şeyi anlatamayacaksınız. Hı hı. Doğu Güneydoğu'da Kürt seçmeni aynı şeyi anlatamayacaksınız. Kıyıdaki MHP'li aynı şeyi anlatamayacaksınız. Dolayısıyla bir bütün farklı bir kampanya yürütülecek. Ve o kampanya üzerinden de yerelde bunun alt dinamiği çok farklı oluşacak. Çok bilinmeyenli bir denklem yaşıyoruz hakikaten. Haliyle çözmeye çalışmak da çok kolay değil. Zihin açıcı bir jimnastik gibi adeta. Bir ara verelim. Reklamda biraz zihin hücrelerimizi, beyin hücrelerimizi tazelemeye çalışalım. Ve kaç dakika aramız diye soralım. 5 dakika sonra tekrar buradayız. Doğrudan Siyaset'in ilk bölümünde hem stüdyoda benimle bulunan Nevzat Çiçek'le, hem Diyarbakır'da bulunan Vahap Coşkun'la, hem de Ankara'da bulunan Ağa Dilgür'le nasıl bir referandum sürecine tanıklık edeceğiz ve referandum sonrası evet çıkarsa nasıl bir Türkiye siyaseti, hayır çıkarsa nasıl bir Türkiye siyasetiyle karşı karşıya kalır sorusuna yanıt aradık. Tabii ki bu esnada HDP'nin alanlara inip inmeyeceği de önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyordu. Onu da sormuştum ama MHP'nin acaba tavrı nasıl olacak? Çünkü evet, Devlet Bahçeli MHP lideri her fırsatta benim bir oyum var, onun da rengi bellidir minvalinde konuştu. Konuşmaya da devam edecek. Tabii ki seçmeninden de evet oy kullanmalarını isteyecek. Ama nasıl? Adil Güre de soracağım, önce Nevzat Çiçek'e sorayım. Bana göre çok büyük mitingler yapmayacak MHP tabanı. Yani sonuç itibariyle bu kampanyayı tabii ki yürütecek ama çok çok aşırı miting yapmayacağı ile ilgili benim bir izlenim var. Sebebi şu, şimdi taban içerisinde
farklı seslerin çıkma ihtimali çok yüksek. Bir taraftan muhalifler var tabii. Muhaliflerin çabaları söz konusu ve dolayısıyla Sayın Bahçeli miting yapacaktır ama bu mitingleri belli merkezlerde, belli yerlerde yapacak ama bir önceki seçimler gibi çok fazla il dolaşarak, örneğin Sayın Cumhurbaşkanı işte 40 ile yakın gidecek herhalde. Bilmiyorum 40 ile kadar Sayın Bahçeli gidebilir mi ama çok aşırı bir şekilde bütün bu şeyleri de göz önüne alarak bence normalde asılması gerekiyor. Aslında tam tersi bir şeyin oluşması gerekiyor. Şaşırtabilir de bizi ama şu an benim gördüğüm çok aşırı büyük mitinglerin olmayacağı ile ilgili MHP açısından. Bir bilgiye dayanarak bunu söylemiyorum. Sadece tartışmalar açısında bir gözlem olarak bunu ifade ediyorum. Yanılabilirim. Sayın Bahçeli'nin vereceği tavır, alacağı karar bunu gösterebilir. Diğer taraftan işte HDP açısından söyledik. AK Parti ve CHP'nin çok ciddi mitinglere asılma ihtimali söz konusu olacak. Onu biliyorum. Onun dışında herhangi bir şeyin diğer partiler açısından, mesela hayır diyecek olan partilerde meclis muhalefetin de bu noktada çok ciddi bir miting sürecine girmeyeceğini, mesela onlar zaten şu an söylediler. Yani dediler ki bizim paramız çok fazla yok. Dolayısıyla bir seçim gibi biz bu işi yürütemeyiz. Ama tabii burada belirleyici olan AK Parti ile birlikte MHP'nin ne yapacağı sorusu. Çünkü HDP açısından biraz sonra Vahap Hocam daha iyi açıklayabilir. Ya zaten bir kitlesi, yani o kemik dediğimiz bir kitle, miting olsa da olmasa da onlar zaten bir merkezli kararla tavırlarını çok net ortaya koyabiliyorlar. Orada çok fazla bir yüzer oyun olduğunu ifade etmek meselesi de belki HDP'nin batı seçmeni açısından okunabilir bir tavır olur. Onların göstereceği tavrın ne olduğunu belki biraz okumak gerekiyor. Bu nedenle de ben MHP açısından çok büyük mitinglerin olmayacağına inanıyorum. Çok yoğun trafikli değil, belki büyük şehirleri kapsayan. Evet, biraz daha merkezi miting. Ama dediğim gibi Sayın Bahçeli'nin alacağı tavır, ben bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum, sadece gözlemlerimi ifade ediyorum. Peki Adil Bey, aynı soruyu size de sorayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum süreciyle ilgili nasıl bir strateji izleyeceğini düşünüyorsunuz? İkinci soru da şu olsun hatta bu soruya ek olarak. Şimdi az evvel Nevzat Çiçek, AK Parti'nin de bu referandum sürecine birden farklı stratejilerle gidebileceğini söyledi. AK Parti'nin stratejisine dair de eğer varsa bizimle paylaşabileceğiniz ufak öngörüleriniz, öngörü kelimesinin altını çiziyorum. Evet. Evet, şimdi birincisi Nevzat Bey'e katılıyorum. Normal bir seçim kampanyası gibi değil. Dolayısıyla kampanyanın yerelleşmesi lazım. Çünkü hassasiyetler farklı. Yani Muğla'da, Aydın'da, İzmir'de bir kararsız seçmenin kaygılarıyla Kayseri'deki, Konya'daki, Yozgat'taki veya Trabzon'daki bir seçmenin kaygıları aynı değil. Dolayısıyla aynı iletişim dilinin kullanılması çok doğru değil. Bu nedenle yerelleşmesi lazım. Hatta ve hatta bence AK Parti, az önce AK Parti'nin daha birleştirici, daha bütünleştirici bir dil kullanması gerektiğini söylerken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, tabii böyle bir kampanya yapar mı yapmaz mı bilmiyorum, daha sert bir söylem kullanması gerektiğini düşünüyorum ben. Daha sert bir söylemden kastım şu: vatandaşı kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı değil. Özellikle kendi tabanının ideolojik olarak farklı tabanlardan gelen partilerle beraber hareket etmesini önlemek bakımından, belki evet vermese bile sandığa gitmemesine neden olacak. Dolayısıyla evet oylarının yüksek çıkmasına neden olacak bir kampanya metodu izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Evet oylarının yüksek oranda çıkması Sayın Devlet Bahçeli'yi ve MHP yönetimini rahatlatacaktır. Aynı şekilde çok yüksek oranda bir evet oylarının çıkması da CHP yönetimini sıkıntıya sokacaktır. Birinci bölümde parti ismi vermeden söylemeye çalıştım. Yani bazı partiler için siyasi sonuçları olacaktır dedim. Ama Devlet Bey'e Allah yardım etsin, şu manada işi zor. MHP tabanı, az önce Nevzat Bey bir iki kez değindi, aynı tipte bir okula giden tek formalı, önlüklü bir öğrenci tipinde bir seçmen değil. İki farklı seçmen kitlesi var. Ege'de, Akdeniz'de, Trakya'da CHP tabanıyla benzeşen bir seçmeni var. Orta Anadolu'da, Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da ise AK Parti seçmenine benzeyen bir tabanı var. Hiç unutmayalım,
2010 referandumunda Milliyetçi Hareket Partisi hayır kampanyası yürüttü ama MHP seçmeninin yarısı evet dedi. 2014'te Sayın Ekmelettin İhsanoğlu MHP ile CHP'nin ortak adayıydı ama MHP tabanının yarısı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. O nedenle MHP'nin aslında evet de dese, hayır da dese seçmenini bir bütün olarak ikna etmesi mümkün değil. Yarısı memnun olacak, yarısı kızacak. Bu manada bir zorluğu var. Ama ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşen en büyük görevin 330'un bulunmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu düşünüyordum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi o manada evete katkı sunarak 330'un bulunması manasında ciddi katkısını sundu zaten. Milliyetçi Hareket Partisi yıllardır takip eden, gözlemleyen birisi olarak Nevzat Bey'in söylediği gibi böyle kampanyalara çok fazla ağırlık veren, yoğunluk veren bir parti değil. Ama ben bu referandumda diğer seçim dönemlerinde referandumda cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi değil daha fazla asılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü biliyoruz ki MHP içerisinde bir de işte liderlik mücadelesi var, yönetim mücadelesi var. Evetlerin yüksek oranda çıkması MHP'yi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Peki tersini sorayım AK Parti'nin stratejisine siz yanıtlamadan önce. Az evvel CHP için söylediğiniz siyasi bedel eğer beklenilen oranda evet, evet gelmezse MHP için de geçerli olabilir mi? Tabii ki yani şimdi tabii ama ne zaman geçerli olabilir? Muhtemel bir seçimde geçerli olabilir. Hepimiz biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde o muhalif diye nitelendirdiğimiz potansiyel adayların, örgütlerin, delegelerin önemli bir bölümü zaten partiyle hukuki bağları kesildi. Evet. Dolayısıyla yapılacak ilk bir genel seçime kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde hukuki sonucu olan bir bedel olacağı kanaatinde değilim. Olsa olsa seçimde olabilir ama yapmış olduğumuz araştırmalarda da şunu görüyoruz, şunu söylemeden de edemeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi söylendiği gibi efendim evet bloğunda yer alarak veya 7 Haziran 2015'ten bu yana AK Parti ile yan yana duruyormuş gibi bir görüntü sergileyerek MHP taban kaybediyor, oy kaybediyor söylemine ben katılmıyorum. Neye dayanarak katılmıyorum? Elimizdeki verilere dayanarak katılmıyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu bugün 1 Kasım'daki oyu seviyelerinde. Kaldı ki polarizasyon dediğimiz yani seçmene biz araştırmalarda ikinci tercihini soruyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti seçmeninin büyük bir bölümünün ikinci tercihi haline geldi. Yarın bir gün yani siyasi partilerde insanlar gibi belli bir ömürleri var. Ömürlerini doldurduğunda yarın bir gün işler yolunda gitmediğinde seçmen tavrını değiştirir. Seçmen tavrını değiştirdiğinde her iki kişiden geçerli oy olan her iki kişiden birisinin oyunu alan bir partinin tabanına talip olmak bakımında da ben MHP'nin durduğu yerin siyasal strateji açısından yanlış olmadığı kanaatindeyim. Peki stratejiden bahsetmişken AK Parti'nin referandum sürecine dair stratejisinin öngörülerinizi sormak istiyorum. Profesyonel bir kasıt yok burada. Nasıl evet. bir iletişim stratejisi benimsenebilir sizce? Ya ben yani burada az önce konuştuklarımız doğrultusunda daha bütünleştirici, halkın anlayabileceği hap şeklinde yani bir takım eleştiriler var elbette ama bu şeyde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin maddeler halindeki her eleştirisine AK Parti'nin cevap vermesinin kişisel olarak doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü neden? 2 aylık süre içerisinde savunmaya geçmek hiçbir şeyi anlatamamak anlamına gelir. Belki programın ilk başında konuştuğumuz sistem değişikliği Türkiye'ye ne getirecek? Evet oyu verecek vatandaşın hem kendisine hem çocuklarına hem ülkeye bundan sonra ne gibi yararlar sağlayacak? Bu manada bir kampanya olacaktır ama yerelleşeceğini de düşünüyorum. Çünkü birkaç tane şey var burada, denklem var. Sadece bir partinin bir milletvekili seçim kampanyası gibi değil. Yani farklı partilerin tabanlarından da oy almanız gerekiyor. Beraber aynı anayasa metnine imza attığınız bir partinin tabanına da hitap etmeniz gerekiyor. Onun için az önce de söylediğim gibi Yozgat'ta kullandığınız dille, dil derken
aykırı şeyler söylemek değil, Diyarbakır'da başka bir şey söyleyip Edirne'de başka bir şey tersi manasında bir şey söylemek değil. Hassasiyetler farklı. Yani bir tarafta işte bölünme kaygısı olan insanlar var. Hala Türkiye'de bir federalizm olmayacak, üniter yapı değişmeyecek denmesine rağmen muhalefetin işte efendim evet çıkarsa Türkiye'de anayasa değişikliği olur ise Türkiye bölünür söyleminin az da olsa belli bir kitle üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bir tarafta bölünme olmayacağını, bir tarafta otoriterleşme olmayacağını, bir tarafta daha hızlı karar almanın, terörle mücadele etmenin, darbelere karşı daha dik durmanın daha kolay olacağını farklı metotlarla anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Kuvvetle muhtemeldir ki buna benzer bir kampanya olacak. Buyurun. Ben bir ek yapayım. Bu MHP meselesine tabii Adil Bey'in söylemleri sahayı da yansıttığı için şimdi o araştırmacı olarak gidiyor. Biz gazeteci olarak sahaya iniyoruz. Yani birbirini besleyen faktörler. Mesela MHP açısından hani oyu azalmadı sorusu. Şimdi 15 Temmuz unutulmaması gereken bir durum. Yani MHP'nin 15 Temmuz'daki ve bu sisteme paradigma, devlet paradigmasının değişimini 15 Temmuz'dan okumasını bir kenara koymak gerekiyor. Ama diğer taraftan biraz önce hatırlattığı için söyleyeyim. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu'yla yan yana geldiğinde kimle yan yana geliyordu? CHP ile yan yana geliyor. Bu referandumda kimle yan yana geliyor? AK Parti ile yan yana geliyor. Dolayısıyla da şimdi taban içerisinde MHP tabanı biraz geleneksel bir taban. Yani geleneksel tabandan kastım şu. Bir şeyi 30 yıl önce de söylemişse 30 yıl sonra da o söylediğinin geçerli olduğuna inanan bir taban. Ben Kazakistan'da okurken MHP'de üst düzey bir hocamız vardı. Yöneticilik yapmıştı daha önce. Ben 40 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. 40 yıl daha aynı şeyleri söylerim demişti. Dolayısıyla da şimdi bu sorgulama taban içerisinde biraz bunu getirebilir. Yani belki de ikna sürecinde MHP'nin bu noktaya biraz yönelmesi gerekebilir. Diğer taraftan bu yerelleşme meselesi bence çok çok önemli. Ben ilk bunu açtığımdaki kastım şuydu. Yani şimdi belli hassasiyetleri AK Parti dikkate almak zorunda kalacak. Mesela MHP ile kampanya yürütüyorsanız bunun dilinin çok farklı milliyetçi bir dile doğru gitme eğilimi olduğunu biliyoruz. Peki bu milliyetçi dile Doğu Güneydoğu'da sahaya nasıl yansıtacaksınız sorusu işte ancak yerelle bunu kırabilirsiniz. Dolayısıyla belki orada dillerden tutun kampanyalara kadar biraz daha yerelin öne çıkarılacağı. Mesela örnek söyleyeyim işte kayyumlar atandı. Bilmiyorum o kampanya öyle yürür mü yürümez mi ben bu konuda bir gazeteci olarak bir şey söylemek istemiyorum ama belki ona bile atıf yapacak bir kampanya yürütmek zorunda kalacaklardı. Çünkü bir taraftan işte HDP üzerindeki tutuklamalar var. Şimdi bunların tepkilerinin kendilerine ne kadar geldiğiyle ilgili bir araştırma yaptıkları var mıdır yok mudur bilmiyorum. Kendi yerel teşkilatıyla ilgili AK Parti yerel teşkilatlarının bu noktadaki çıkmazları var mıdır yok mudur bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle bunu dikkate alacak bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Diğer taraftan bu 2011'den itibaren hani bu referandum süreciyle ilgili çok şey yazılıp çiziliyor. Ama Türkiye'de seçmen profilinin aslında değiştiğini görmek gerekiyor. Şimdi Adil Bey de yazdığı için söyleyeyim. Şimdi sağ ve sol seçmen üzerine çok büyük atıf yapılıyor ya. Ben de hep onu söylüyorum. Türkiye'de sağ ve sol seçmen eski bildiğimiz sağ ve sol seçmen değil. Eğer Türkiye'de MHP sağ seçmense CHP ile ittifakını nereye koyacaksınız? Bugün AK Parti'nin yan yana duruşunu nereye koyacaksınız? Dolayısıyla da sağ ve sol kavramlarının da çok ciddi anlamda farklılaştığını görmek mümkün. Ve dolayısıyla da bu kampanyayı belirleyecek olan 3 temel faktör var. 1- sandığa gitme oranı. 2- ne anlatacağınız meselesi. Bence 3- yereli nasıl kullanacağınız meselesi. Şimdi bu üçünü yan yana getirir. Çok basit kavramlarla bunu anlatmayı başarırsanız vatandaştan geri dönüşüm alırsınız. Ama bunu basit kavramlarla anlatmaz. Bunu bir rejim, sistem meselesi haline getirir. Bir ideolojik yaklaşım içerisine getirirseniz bu olmaz. Mesela seni başkan yaptıracağız sözünün bu anlamda ben AK Parti açısından kullanılmaması gereken bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Çünkü bu aynı zamanda kendisine oy vermeyecek insanları da bir yerde toplamayı getiriyor ve dolayısıyla o kamplaşma kültürünü oluşturuyor. Aynı şekilde CHP'nin rejim meselesi haline getirmesi. Bunun da bir karşılığı olmadığını görmek gerekiyor. Yani bunu rejim meselesi korkusu vardır, insanların belli korkuları var buna bir şey demiyorum ama bunu anlatırken bunun üzerinden anlattığınızda şimdi Güneydoğu'daki bir köylüye rejim meselesi üzerinden ne anlatacaksınız?
Dolayısıyla da bu ekonomik mesele ve terör meselesinin de bu referandum sürecine giden yolda nasıl bir ivme göstereceğini de görmek gerekiyor. Kesinlikle çok belirleyici olacak. Ben Vahap Coşkun'a gitmeden önce Adil Güre kısacık bir yanıt vermesini rica ederek seçmenin referandumla ilgili ne kadar motive olduğunu sormak istiyorum. Nevzat Çiçek de söyledi, belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak sandığa gitme oranı dedi. Sizce ne kadar olacak o oran? Ya şimdiden elbette bugünden kestirmek zor ama ben çok düşük olacağı kanaatinde değilim. Çünkü Türkiye'de bir hükümet sistemi değişikliği olacak ve söylemlere baktığınızda özellikle hayır kampanyasındaki söylemlere veya muhtemel kampanyasındaki söylemlere baktığınızda insanların doğrudan hayatını ilgilendireceği söyleniyor. Onun için hem evet hem hayırcıların yüksek oranda, tabii bir de daha yaz gelmeden işte Nisan ayı ortasında bir referandum yapılabileceğini varsayarsak katılımın öyle %60'lar 70'ler civarında değil, bir milletvekili seçimine, bir yerel seçime yakın oranda gerçekleşebileceğini tahmin ediyorum. Peki Vahap Coşkun, o zaman sizinle devam edelim istiyorum. Bir süredir dinleme modundasınız. Muhakkak ekleyecekleriniz vardır ama benim size öncelikli sorumsa HDP seçmeninin tavrı ile ilgili beklentiniz. Şimdi az evvel konuştuk. Bir küskünlük olabilir, bir kırgınlık olabilir. Hem HDP'li milletvekilleri hapiste olduğu için, kimileri tutuklu olduğu için seçmende bir sandığa gitmeme yönünde karar olabilir. Sandığa gitme isteksizliği olabilir. Kimileri de ne hayır ne evet demek istiyor olabilir. Ama bir yandan şu da bilinen bir gerçek. Kürt seçmen içerisinde kendini mütedeyyin olarak tanımlayanlar da var. Dolayısıyla sizin bölgeden edindiğiniz izlenimler bizim için aydınlatıcı olacak. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Önce MHP'ye ilişkin bir kısa not düşmek isterim. Şimdi bence seçimin en kritik tabanı MHP tabanı. Yani eğer kararsızlar belirleyici olacaksa sonucun tayininde, burada en kritik partinin MHP olduğunu düşünüyorum. Bana göre, gözlemlerime göre cepheler açısından baktığımızda kararsızların oranı evet cephesinde daha fazla. Hayır'da karar kılmış olanların, hayırdakiler daha kararlı olduğunu düşünüyorum. Mesela CHP'nin tabanının diğer seçimlere, eski seçimlere nazaran hem daha motive olduğunu düşünüyorum, sandığa daha gitmeye hevesli olduğu kanaatindeyim ve aynı zamanda kanaatlerinin de hayır olması noktasında son derece açık ve netler. HDP açısından sorun bence seçmenini sandığa götürmek, yoksa sandığa gittiğinde HDP seçmeninin ezici bir kesiminin hayır diyeceğinden bir şüphe yok. Yani çok ciddi bir kısmı hayır oyunu kullanacaktır. Ancak biraz sonra daha ayrıntılı konuşuruz. Sandığa gidip gitmeyeceği tartışmalı. Burada en önemli nokta MHP. Dolayısıyla yani hayıra odaklananların da MHP tabanını göz ardı etmemesi gerekiyor. Çünkü yapılan araştırmalar, kimisi MHP'nin tabanının 1/3, kimisi ise yarısının şu anda evet noktasında kararlı olduğu ama geri kalan 2/3 veya %50'lik oranın ise hayır veya kararsız modunda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla MHP'ye yönelecek bir strateji her iki cephe açısından da son derece önemli. MHP çok agresif bir kampanya yürütmez. Bunun bir MHP'nin kendisiyle ilintili bir tarafı var. Çünkü MHP'nin tabanında bu tür bir kırılmanın olduğu MHP'liler tarafından da biliniyor. MHP'nin artık salt bir tabanı yok, tek bir tabanı yok. Örneğin MHP'nin özellikle Kıyı Ege ve İç Ege'deki tabanı daha seküler hassasiyeti olan taban. Dolayısıyla burada hayat tarzı üzerinden veya rejim değişikliği üzerinden yapılan bir muhalefetin yer edebileceği görülüyor. Diğer taraftan MHP'nin tabanını oluşturan, MHP'nin geleneksel kanadını oluşturan kesimlerde ise Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi halinde partinin akıbetinin ne olacağına dair bir endişe var ve bu endişe giderilmiş değil. Çünkü çeşitli gözlemciler Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki partili veya en fazla 2,5 partili bir sistemi dayatacağını, dolayısıyla zaman içerisinde MHP'nin AKP'ye eklemlenme veya AK Parti içerisinde yer alma gibi bir sonuç üretebileceğini söylüyorlar. Hı hı. O nedenle partinin geleceği konusunda bir
hassasiyetleri de var. Dolayısıyla MHP tabanındaki hayır ve kararsızlık oranının ne yöne evrileceği seçimin akıbetini de belirleyecek. Her iki kampanyayı yürütecek olan tarafların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir nokta daha söyleyeyim. Hayır oranı çıkması halinde ben MHP içerisinde çalkalanmadan ziyade bunun en büyük bedelinin AK Parti tarafından ödeneceğini düşünüyorum. Çünkü MHP nihayetinde biz üzerimize düşeni yaptık. 330'u mecliste buldurduk. Referanduma getirdik. Referandumda eğer çıkmamışsa bunun müsebbibi AK Parti'dir deyip kendisi içerisinde çalkalanmanın önüne geçebilir. Ama AK Parti'nin bir hayırın altından kalkması MHP'ye oranla daha güçtür. Dolayısıyla hayır ihtimali, hayır sonucu MHP'den ziyade AK Parti'yi olumsuz bir yönde etkileyecektir. Peki. Şimdi bölgedeki seçmenin, Kürt Vahap Bey, seçmenin... bölgedeki zaten... seçmenin izlenimleri, bölge seçmenin izlenimlerine dair sorunlarınızı, yanıtınızı daha doğrusu bir türlü dinleyemedik. Reklama gitmem gerekiyor. Reklam dönüşü 3. turda sormuş olayım müsaade ederseniz. Birkaç dakika tamam. Sonra buradayız. İlk bir saati geride bırakmak üzereyiz. Doğrudan siyasette referandum sürecine dair beklentileri konuştuk. Referandum sonrasında Türkiye siyasetini evet ve hayır senaryolarıyla neler bekleyebilir diye konuştuk. Sandığa gitme arzusunu, seçmenin bu referanduma ne kadar motive olduğunu konuştuk. MHP, CHP ve AK Parti'nin iletişim stratejileri, referandum kampanyaları nasıl olur, nasıl olmalı diye konuştuk. Vahap Munyar'a ikidir sorduğum ama yanıtını almayı sürekler. Vahap Coşkun'a özür dilerim. Buradan hemen Nevzat Çiçek'in de kafası zaten beni uyarmak üzere. Diyarbakır'da bir de hocanın hakkını burada koyuyorum. Biliyorum. Kusura bakmayın. Vahap Coşkun'a ikidir sorduğum, yanıtını almayı da ertelediğim soruyla devam edelim. Şimdi az evvel Nevzat Çiçek bana hatırlattı. Sizin bölgede yaptığınız SDP seçmeninin kodlarına dair bir çalışma var. Şüphesiz o çalışma da bölgeden izlenimlerinizi aktarırken yine faydalı olacaktır HDP seçmeninin ve bölgenin bize birazcık nabzını anlatmanızı isteyelim. Yani HDP seçmeni üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Özellikle bu 7-1 Kasım arası süreçte ve daha sonrasında yaşanan hendek siyaseti ve onun arkasındaki HDP'nin aldığı pozisyona bağlı olarak ben o günde belirtmiştim. Şu anda da aynı kanaatteyim. Yaptığımız araştırmalar da onu gösteriyor. Seçmenin HDP ile kendi arasına bir mesafe koyduğu veya HDP'nin politikalarına daha eleştirel bir gözle baktığı açık. Ancak bu HDP'den tamamıyla koptuğu veya bir başka siyasal partiye nin tabanı haline geldiği anlamını taşımıyor. Bir ciddi bir sorgulama, bir eleştiri süreci var ama bu sorgulama ve eleştiri sürecinin tercihin tamamen değişmesi gibi bir sonuç üretmediğini ifade etmek lazım. Referandumda HDP'nin bazı sorunları var. Örneğin HDP'nin şu anda 12 milletvekili tutuklu. Hemen her gün milletvekillerinden bir veya birkaçı gözaltına alınıyor, ifadeleri alınıyor, serbest bırakılıyor, haklarında yakalama kararı çıkarılıyor. Yine hem HDP hem de bölgedeki Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik çok ciddi şekilde operasyonlar var. Yöneticilerin çok önemli bir kısmı şu anda tutuklu veya kendileri hakkında yürütülen yargısal işlemler var. Hiç kuşkusuz HDP üzerindeki ve Demokratik Bölgeler Partisi üzerindeki bu hukuki yaptırımlar HDP'nin sahadaki etkinliğini de azaltan bir sonuç çıkartıyor. Dolayısıyla nasıl bir kampanya yürütüleceği bunun ışığında da düşünmek gerekiyor. Sahasındaki etkinliği azalan bir HDP seçmeni var. Diğer taraftan meydana gelen olaylar var. Bu süreç içerisinde meydana gelen olaylar da elbette HDP taraftarlarının tercihlerinin kemikleşmesine sebebiyet veren olaylar. Örneğin vekillerin tutuklanması, dokunulmazlıkların önce kaldırılması, sonra tutuklanması, belediyelere kayyumların atanması. 74 yaşında özellikle sembolleşen bir isim olduğu için söylüyorum. 74 yaşında ve hasta olan
olan Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'nin bile kabul etmediği bir şekilde halen tutuklu bulundurulması ve benzeri hususlar hiç kuşkusuz HDP tabanındaki AK Parti karşıtlığı ve Erdoğan karşıtlığını körükleyen unsurlar. Dolayısıyla HDP seçmeni eğer sandığa gidebilirse, sandığa giderse burada HDP seçmeninin çok büyük bir kısmı, demin de söylediğim gibi çok büyük bir kısmının hayır oyu kullanacağından herhangi bir endişem yok veya herhangi bir kuşkum yok. Bu konuda hayır oyunu kullanacaktır. Şimdi tabii Kürtler, bölgedeki Kürtlerin aynı zamanda demin de ifade edildi, AK Parti'ye de oy veren önemli bir kesimi var. Onların da tercihleri burada son derece önemli. HDP'nin açmazları olduğu gibi bence AK Parti'nin de açmazı var. AK Parti'nin en büyük açmazı bu getirilen anayasa değişiklik teklifinin temel hakları, temel hürriyetleri güçlendirme noktasında herhangi bir hüküm içermemesi. Yani daha önce AK Parti'nin getirmiş olduğu anayasa değişikliklerin hemen tamamı, özellikle 2002-2007 yılları ve 2010 yılında yapılan değişiklikler, temel haklara ilişkin olarak toplumun her kesimine bir şeyler söyleyen, bir takım vaatlerde bulunan hükümler içeriyordu. Fakat şu anda getirilen anayasal değişikliğin temel haklara ilişkin herhangi bir hükmü yok. Sadece yönetim sistemini değiştiren bir kısmı var. Dolayısıyla anayasanın değişikliğini Kürt meselesi bağlamında düşünen AK Parti seçmenine de bu anayasa değişikliğinin söylediği herhangi bir husus yok. Yani evet, Kürtlerle yeni bir dil kurmalıyız diyor AK Parti kurmayları. Kürtlerle aramızdaki buzları eritecek bir dil kurmalıyız diyorlar. Ancak mesela AK Parti bu referandumda Kürtlere ne söyleyecek veya Kürtlere ne vaat edecek sorusunun anayasa taslağından çıkartılacak bir cevabı yok. Şu söylenebilir, işte başkanlık sistemi gerçekleşirse eğer daha hızlı karar alınabilir ve Kürt meselesi konusunda daha rahat adım atılabilir, bir umut verilebilir. Ancak anayasa taslağına baktığınızda burada Kürtlere söyleyecek herhangi bir husus yok. Diğer taraftan AK Parti'nin bir diğer açmazı ise MHP ile kurulan ilişki. Yani MHP'nin taktiği çok belliydi. Yani Kürtlerin anayasa konusundaki taleplerin tamamını kendisi için kırmızı çizgi olarak belirledi. Vatandaşlık, yerel yönetimler, ana dilde eğitim, değiştirilemez maddeler gibi. Ve bunların tamamı AK Parti tarafından kabul edildi. Dolayısıyla AK Parti, hani bu MHP'nin çizdiği çerçeve içerisinde getirdiği anayasa değişiklik önerisinde Kürtlere ne söyleyecek sorusunun şu anda AK Parti açısından herhangi bir cevabı yok. Bu da AK Parti'nin önemli açmazlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Son bir husus, özellikle son bir yıl içerisinde AK Parti'nin Kürtlerle ilişkisine baktığınızda demin geçenlerde bir toplantıdaydık, bir katılımcının söylediği çok güzel bir söz vardı. AK Parti Kürtlerle sadece Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı aracılığıyla konuşuyor. Yani şu kadar operasyon yapıldı, şu kadar terörist öldürüldü. Ama Kürtlerin hakları, hukukları, anayasal talepleri konusunda son bir yıl içerisinde söylenmiş tek bir söz yok. Peki bu söylenmemiş sözü bu iki yıl aylık ara içerisinde kapatabilir mi? Bunu göreceğiz ama AK Parti içerisinde yer alıp da bu seçimlerde mütereddit olan kesimleri ikna etmek için çok çaba sarf etmesi gerektiğini söylemek lazım. Peki ben Nevzat Çiçek'in düşündüğünü bu söylediklerinizle ilgili soracağım ama önce Adil Gür'e sormak isterim. Vahap Coşkun AK Parti'nin açmazlarını anlatırken bir önceki referandumla kıyaslayarak bir ifade kullandı. Temel hak ve özgürlükler açısından bu anayasa değişikliğinin içerdiği yeni bir hüküm yok. Bu da Kürtler için bir anlam ifade ediyor dedi kısacası. Katılır mısınız? Temel hak ve özgürlüklere dair bir hüküm olmaması AK Parti seçmeninin evet deme motivasyonunu azaltır mı? Evet, şimdi Vahap Bey'e katılmamak mümkün değil ama yapılan değişiklik, bu mini anayasa değişikliği, temel hak ve özgürlükleri içeren, insanların günlük yaşayışını içeren veya onları güvenceye alan anayasa değişiklikleri değil. Bir hükümet sistemiyle ilgili değişiklik. Yani siyasi partiler, sadece AK Parti değil, partilerin tamamı vatandaşa seçim dönemlerinde yeni anayasa vaat ettiler. Şu an bizim oylayacağımız, vatandaşın onayı alınacak değişiklik bir sadece hükümet sistemi değişikliği. Kuvvetle muhtemeldir ki referandumdan sonra bir sonra yapılacak milletvekili seçimlerinden önce
temel hak ve özgürlükleri de en geniş manada teminat altına alan, pek çok toplumsal yaşayışı düzenleyen bir yepyeni, topyekün yeni bir anayasa yapılacaktır. Zaten bu konuda hem AK Parti'nin hem muhalefet partilerinin vaadi var. Ama tekrar altını çizmek gerekirse, önümüzdeki günlerde oylayacağımız yeni anayasa metninin içerisinde kişi hak ve özgürlüklerinin daha da genişletilmesiyle ilgili, alanlarla ilgili bir takım maddelerin olmasını beklemek mümkün değil. Çünkü yapılan değişiklik sadece bir hükümet sistemi değişikliği. Peki. O zaman Nevzat Çiçek'e de aynı soruyu sorayım. Vahap Coşkun'un söyledikleri doğrultusunda. Şimdi birincisi, aslında tabii bu anayasa tartışması bitmiyor. Bu sadece bir kısmı ve bundan sonraki dönemlerde biz bir yeni anayasa çalışmalarının çok ciddi anlamda masada olacağını Sayın Cumhurbaşkanı danışmanlarının ifadelerinden anlıyoruz. Daha kapsamlı. Evet, daha kapsamlı, evet. Bunu ifade ediyorlar. Şimdi bu HDP seçmeniyle ilgili, tabii bu tutuklamaya gözaltılarla ilgili sahada çalışmanın bir dezavantajı AK Parti'nin karşısına çıkacak. Bunu görüyoruz. Fakat şöyle ikinci bir görüş de söyleniyor. Tabii bunu göreceğiz. Deniyor ki bir taraftan da bu devlet otoritesinin bir şekilde kendini hissettirmesi kırsalda AK Parti yönelik olarak bir teveccühe yönelebilir. Dolayısıyla da bunu göreceğiz. Çünkü terörden mağdur olan vatandaşlar oluyor. Bu söyleniyor gibi. Ama işte hendeklerin olduğu yerlerde bu ciddi anlamda hala HDP açısından oradaki yüksek kitle varlığını koruyor. Ama diğer taraftan mesela burada göz ardı edilmemesi gereken özellikle HDP seçmeni içerisinde 18-30 yaş grubu dediğimiz bu genç kesim var. Şimdi o genç kesimin bir şekilde nasıl HDP'yi ciddi anlamda desteklediğini biliyoruz. Şimdi AK Parti bu noktada onları yanına çekebilecek bir politika üretebilecek mi, üretemeyecek mi? Yani bunu yerelde nasıl ifade edecek? Bunu çok net göreceğiz. Bir diğer taraftan, şimdi biraz önce de ifade ettik. Yani HDP hayır cephesi içerisine yer alsa da bu sandığa gitmeme, sandığı boykot etme meselesinin aslında üstü örtülü bir şekilde bir evete doğru gidebilecek bir mekanizma üretebileceğini de görmek gerekiyor. Ve tabii en önemli meselelerden bir tanesi de, şimdi yine döndük dolaştık aynı noktaya geldik ama meseleyi nasıl anlatacağınız meselesi. Şimdi siz Diyarbakır'ın bir köyünde, Mardin'de, Adıyaman'da, orada, burada bu meseleyi nasıl anlatacaksınız? Yani bunu bir temel hak ve özgürlükler meselesi olarak mı anlatacaksınız? Hı hı. Bunu bir sistem meselesi olarak mı anlatacaksınız? Yoksa bunu değiştireceğiniz sistemin bir ön adımı olarak mı anlatıp vatandaşı ikna edebilecek misiniz? Şimdi bu temel meselelerden bir tanesi. Bir diğer taraftan, tabii esas olarak şimdi bölgede biz hep HDP, AK Parti üzerinde konuşuyoruz ama az da olsa ciddi anlamda oy almış diğer partilerin olduğunu biliyoruz. Meclis dışı muhalefet dediğimiz partilerin varlığını biliyoruz. Az da olsa MHP'nin belli ilerideki varlığını biliyoruz. Orada da şu devreye giriyor. Şimdi bu çıkmazın kendisi, yani mesela PKK'nın evet cephesi içerisinde yer alması MHP tabanı açısından kullanılabilir bir argüman üretebiliyor. Yani kendi tabanına, kendisine karşı çıkan, bir şekilde oy vermeyeceğini ifade edemeye, küskünlüğe yol açan taban noktasında ya işte bakın aynı noktada mı olacaksınız tarzı bir yaklaşım getirebilir. Bir argüman sunuyor. Bir argüman sunuyor ama tam tersi başka bir argümanın da ortaya çıkma ihtimali söz konusu. O da şu, şimdi geçmiş dedim ya, MHP tabanı açısından o geçmişi unutmama, o geçmişte söylenen sözleri milliyetçi jargon içerisinde, töre kavramı içerisinde değerlendirme ve onun neticesinde ortaya çıkmış olan tablo tabii yerelde kendisini farklı hissettirebilir. Yani yereldeki siyasete baktığınızda o siyasi kutuplaşmanın kendi içerisinde biraz daha keskin olabildiğini görüyorsunuz. Çünkü şu ana kadar bir şekilde AK Parti HDP açısından söylemiyorum, AK Parti MHP açısından ifade ediyorum, bir şekilde kendisini farklı noktalarda göstermiş. Yani çözüm sürecine farklı bir şey söylemiş, Ekmelettin İhsanoğlu meselesine başka bir şey söylemiş, işte 7 Haziran 1 Kasım meselesinde orada kendisini farklı söylemiş, daha önce başkanlıkla ilgili farklı konumlandırmış. Burada da MHP'nin ifade ettiği 15 Temmuz sonrası değişen paradigma algısını bir şekilde tabana ne şekilde sunacağı meselesi karşımıza çıkıyor. Yani tamam, bir taraftan işte PKK'nın hayır cephesi içerisinde yer alması MHP tabanı açısından kolaylaştırıcı bir şey olabilir. Ama diğer taraftan da kendi tabanında, yereldeki tabanında bu siyasi kutuplaşmayı da göz önünde bulunarak bir şey söyleyip söyleme meselesi. Çünkü burada başka bir şey karşımıza çıkıyor. HDP'nin hayır demesi gibi, sandığa gitmeyecek kitle gibi MHP için de bu olasılığın güçlü olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu tartışma burada bitmeyecek. Yani bunu çok net görüyoruz. Bu tartışmanın, bu sistemin, burada değişimin burada sınırlı kalmayacağını çok net görüyoruz.
Ama bu değişimin daha sonra ne vaat edeceği bence esas taban üzerindeki etkiyi ortaya koyacak. Yani siz vatandaşı bu noktada inandırabilirseniz bu AK Parti açısından kolay bir faktör olacak. Ama diğer taraftan biz CHP'nin de hala yani o referandum sürecinde meseleyi bir rejim olarak okudu. Ama bu kampanya sürecinde bunu bir rejim meselesi üzerinden okuma ihtimalinin ben zayıfladığını görüyorum. Çünkü böyle bir yaklaşımın CHP açısından toparlayıcı olmadığı gerçeği karşımıza çıkacak. Çünkü CHP'nin kendi tabanından ziyade, işte biraz önce iki hocam da belirtti, yani kıyıda kendisine yakın duran MHP tabanını ikna etmesi. Şimdi bunun sağlama noktasında da bir rejim meselesinden ziyade o da bir yereli kullanma noktasına getirecek. Ben ilk o akşam referandum süreciyle ilgili meclisten karar geçtiğindeki toplantısına bakmıştım. Orada her vatandaşın anlayacağı şekilde ortak bir konsensüsle hareket edileceği izlenimi vardı. Dolayısıyla da aslında bu kampanyanın belki bize bir faydası olacak. Biz çok keskin olmayan bir kampanya göreceğiz. Ama bu keskin kampanyanın en büyük özelliği vatandaşın inanıp inanmaması meselesi olacak. Ve daha da önemlisi her parti tabanının kendisini nereye konumlandırdığı ve nasıl ikna ettiği meselesi. Peki, şimdi iki tartışılan unsur var. Bilhassa ana muhalefet partisi tarafından sık sık dile getiriliyor bu anayasa değişikliğine yönelik eleştiriler arasında. Bir tanesi aynı günde hem Cumhurbaşkanı'nın seçilecek olması hem de meclisin oluşturulacak olması. Diğeri de Başbakan Binali Yıldırım'ın daha önce o halde referanduma gidildi dedirtmeyiz açıklamasına rağmen şu an referandumun olağanüstü halin devam edecek gibi görünüyor olması. Adil Gür, sizinle başlayalım bu turada. Hem o halde referanduma gidilir mi gidilmez mi? Hem de aynı gün seçim yapılmasının yanlışlığına vurgu yapıyor sürekli ana muhalefet partisi. Bunun seçmenin karar vermesinde hep Cumhurbaşkanı ve onun partisine yönelik onlar lehine bir sonuç doğuracağını belirtiyorlar. Katılır mısınız? İkisine evet. De yanıt rica edeyim. Evet, şimdi birincisi olağanüstü hal ortamında bir referanduma gitmenin psikolojik olarak elbette ki olumsuz bir etkisi var. Hı hı. Yani insanlar belki daha rahatlamış bir şekilde sandığa gidebilirler ama buna karar verecek devlet yetkilileri. Acaba sandık güvenliği açısından bir tehlike mi var? Başka nedenlerle mi olağanüstü hal içerisinde gideceğiz? Yoksa referanduma çok kısa bir süre kala acaba referandum tarihi henüz kesin değil. Olağanüstü hal kaldırılmış halde mi gideceğiz? Bunu bilebilmek mümkün değil. Ama şurası bir gerçek. Olağanüstü hal şartları içerisinde bu duyguyla gitmek insanlarda bir karamsarlığa, bir karamsar duygularla, endişeyle sandığa gitmelerine neden olabilir. İkinci sorunuza gelince. Şimdi bu mevzu çok fazla tartışıldı, konuşuldu. Deniyor ki efendim seçmen aynı gün seçimler yapıldığı takdirde işte Cumhurbaşkanı hangi partiden aday olursa olsun seçilecek Cumhurbaşkanı aynı zamanda da partisini seçtirir diyorlar. Evet. Partisinden milletvekillerini seçtirir. Meclisin denetim görevi elinden alınmış olur diyorlar. Geçmişte uygulamalara baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz aslında. Yani bunu neyle ölçebiliriz? 1999 seçimlerinde biz yerel seçimlerle milletvekili seçimlerini bir arada yaptık. 1999'da Fazilet Partisi yerel seçimlerde %7,5 daha fazla oy aldı. Milletvekili seçimindeki oyu yerel seçimlerde aldığı oyun 7,5 eksiğiydi. Yani 7,5 dendiğinde az gibi görünmesin. Yaklaşık %25'inden fazlasıydı. Yine aynı şekilde Demokratik Sol Parti milletvekili seçimlerinde aldığı oy yerel seçimlerde aldığı oyun %6 daha fazlasıydı. Hı hı. Yani seçmen feraset sahibi. Bu seçmenin kararına inanmak, güvenmek lazım. Türkiye'de zaten siyaseten, bugünkü köşe yazımda da aynı şeyi söyledim. Yani ben bilirim doğrusunu vatandaş bilmez demek yerine bu gibi kararları vatandaşa bırakmak lazım. Vatandaş şayet seçeceği cumhurbaşkanını bir denetim mekanizması kurmak istiyorsa mecliste denetim görevini başka bir partiye verebilir. Nitekim cumhurbaşkanlığı seçimiyle özellikle büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini beraber değerlendirmek lazım. Benzeyen çok yönleri var. Türkiye'de şu an çok başkan var. Başkan kazanmış ama başkan oylamada en çok oy almış.
Ama mecliste başka bir parti seçimde birinci olmuş. Veya bir parti olarak o ildeki Büyükşehir Belediye Meclisi oylarında birinci sıradasınız ama başkanlığı başka bir parti kazanmış. Bunun 5-6 tane örneği var Türkiye'de 2014 seçimlerinde. Yani vatandaş bunu ayırt edebilir. Bu konuda endişe etmemek lazım. Kaldı ki 1980 yılından itibaren Amerika'da özellikle işte meclis ve senato seçimlerinin başkanlık seçimleriyle bir arada yapılması çok konuşuldu, tartışıldı. Hala da zaman zaman konuşulmaya devam ediliyor. Veya Fransa'da başkanlık seçimleriyle parlamento seçimleri arasında 2 yıl fark vardı. Bu 2 yıl farkın mahsurları gözetilerek aradaki fark kaldırıldı. Seçimler aynı günde yapılıyor diye sandıkta aynı sonuç çıkacak diye beklemenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Seçmene güvenmek lazım. Seçmen, tekrar altını çizerek söylüyorum, kendince doğru karar veriyor. Feraset sahibi. Başkanı, aslında şöyle bir avantajı da var yani. Başkan olacak, cumhurbaşkanı olacak aday şayet partisinde doğru milletvekili adaylarını göstermezse, halkta karşılığı olan adayları gösteremezse, biz bugün diyebiliriz ki efendim milletvekillerini kim tanıyor? Milletvekillerini belki büyük şehirlerde insanlar tanımıyor ama Anadolu'da pek çok yerde insanlar adaya bakarak oy veriyor. Küçük yerleşim birimlerinde, illerde, ilçelerde. Öyle olunca daha nitelikli bir meclisin oluşmasına çaba sarf edecektir cumhurbaşkanı adayı. Ben bu manada eleştirilerin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar korkuya kapılacak, endişeye kapılacak bir durum olmadığı kanaatindeyim. Peki Nevzat Çiçek'e de sorayım aynı soruyu. Kısaca seçmen feraset sahibidir, güvenmek gerekir diye 2-3 kez altını çizdi. Ben buna katılıyorum. Şimdi Türkiye'de seçmen belki anayasa meselesine çok bilgi sahibi olmayabilir ama sonuçta bir vicdan var seçmende ve geçmiş dönemlerde yerel seçimle milletvekili seçimlerinde nasıl bir ayrışma yaptığını çok net görebildik. Hatta o kadar zıt ayrışmalar yaptı ki mesela yereldeki adayın insani faktörüdür, tanınmışlığıdır, orada bilinirliğidir. Mesela onu başka bir yere itti ama milletvekili seçimlerinde işte bahsettiğimiz bu ideolojik liderci, son dakikacı taraftar seçmen kitlesi göz önüne bulundurarak herkes kendisine göre bir tercihte bulundu. Dolayısıyla da burada tabii bunu ayırmak gerekiyor ama buradaki esas sorunlardan bir tanesi aynı günde yapılmasından ziyade psikolojik etkisi olabilir. Yani o noktada bir şekilde belli bir kitleleri etkileme şansı var. Hani onun o hiç yoktur demek çok gerçekçi olmaz. Ama burada bu seçimde bence esas mesele zaten kararını verdikten sonra, o perdenin arkasına gittikten sonra kime nasıl oy vereceğini bilir. Ama burada o perde önündeki, yani o süreci çok iyi yönetebilmek gerekiyor. Şimdi o süreci sizin nasıl yöneteceğiniz çok önemli. Şimdi eğer siz o süreci iyi yönetemiyorsanız, yani iki seçimi değil tek seçim de yapsanız, sonuç itibariyle o yine onun kararını etkileyecektir. Yani onun kararını etkileyen birinci faktör iki seçimin bir arada yapılması değil, orada birinci faktör olarak o seçimdeki iradesi. Şimdi onu şekillendirmeye başladığınız andan itibaren diğer tarafı etkileyecektir. Yani o da bir pozitif etkisi olacaktır ama esas mesele siz o perdenin arkasında onu hangi iradeyle gönderir? Yani ikna edebiliyor musunuz? İkna edemiyor musunuz? Şimdi ikna edemiyorsanız 3 seçimde olsa, 5 seçimde olsa zaten o kararsız gitti ama şu söyleniyorsa, bununla ilgili benim elimde bir araştırma yok. Belki Adil Bey'in, belki diğer kamuoyu araştırmacılarının elinde vardır. Yani birden fazla seçim olduğunda veya Türkiye'deki geçmiş örneklerinde yerel seçimle genel seçimler yan yana geldiğinde bu noktada ne kadar bir benzeşme var veya ne kadar bir uzaklaşma var? Bunun en somut örneğini biz nerede görüyoruz? Özellikle biraz önce Adil Bey'in de söylediği belediye meclis seçimlerinde görüyoruz ve daha önce il genel meclis üyelikleri seçimleri vardı. Oralarda görebiliyorduk. Dolayısıyla da ben bunun daha doğrusu Türkiye'deki siyasal kültürle birlikte gelişeceğine inanıyorum ama şu anlamda seçmen bu noktada bence çok ciddi anlamda bunu düşünmez. Peki aynı soruyu tabii ki Vahap Coşkun'a da soracağım. Yerelin öneminden bahsedildi ve yerele dair seçimler yapılacağı zaman şüphesiz seçmen orada bilhassa Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da daha dikkatli demeyelim ama daha fazla bilgi sahibi olabiliyor az evvel Adil Gür'ün de söylediği gibi. İstanbul'da çünkü ciddi bir milletvekili sayısı oluyor. Haliyle hepsini tanımak,
vaatlerini incelemek seçmen açısından da bayağı yorucu. Ancak daha nispeten ufak şehirlerde, yerel yönetimin de çok önemsendiği yerlerde seçmenin dikkati daha yüksek diyebiliriz. Dolayısıyla aynı gün seçim kesinlikle bir dezavantaj yaratır diyenlerden misiniz? Yoksa Adil Gür'ün dediği gibi hayır, seçmen farklı partiler veya farklı cumhurbaşkanı adayı, farklı parti seçimi yapabilir mi perdenin arkasında? Bir de o halde referandum tartışmasını da yanıtlamanızı isterim. Şimdi bu yeni bir hal. Eğer anayasa önerisi kabul edilirse biz yeni bir tecrübe yaşayacağız. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleriyle belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimini karşılaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hem ölçek açısından doğru değil, hem de seçmenlerin ona atfettiği anlam açısından, seçimlere atfettiği anlam açısından farklı olacağı kanaatindeyim. Ben seçimlerin aynı günde yapılmasını, yani Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçimlerinin aynı günde yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu sadece seçmenin tercihlerini iki noktaya odaklama çabasından da değil. Çünkü başkanlık seçimleri doğaları gereği seçmen tercihlerini ikiye indirgemeye çalışır. Dolayısıyla başkan adayları ve başkan adayları öne çıktığı gibi başkan adaylarının partileri de ön plana çıkar. Dolayısıyla burada amaç seçmenin tercihlerini mümkün olan en az seviyeye indirmek. Bu açıdan yanlış buluyorum. Ama daha da önemlisi şu, seçimlerin ayrı günde yapılması, seçmenin tercihi elbette ki tartışılmaz. Herkes o seçimi kabul etmek durumunda. Ama seçimlerin ayrı zamanlarda yapılmasının başkanlık rejiminde şöyle hayati bir değeri vardır. Denge ve denetlemeyi sağlar bu. Yani başkanı seçtiniz diyelim, başkan 2 yıl bir faaliyet gösterdi. Parlamento seçimlerini 2 yıl sonra yaptığınızda seçmenin bu başkanın faaliyetlerini, icraatlarını denetlemesi ve dengelemesi söz konusu olacak. Eğer başkanın faaliyetlerinden memnunsa, yapılan icraatlar kendisini tatmin ediyorsa, o zaman başkanı ve onun desteklediği partiye olan desteğini artırabilir, oy oranını artırabilir, parlamentodaki temsil gücünü artırabilir. Ama eğer başkanın 2 yıllık performansından memnun değilse, o zaman parlamentoda başka bir partiyi güçlendirerek bir dengelemeyi mümkün hale getirebilir. Fakat bizim önümüzdeki anayasa önerisinde bu denge ve denetlemenin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Başkanı seçiyorsunuz, parlamentoyu seçiyorsunuz ve 5 yıl boyunca başka herhangi bir şekilde bunu sorgulayamıyorsunuz. Bu arada parantez içinde belirteyim, 5 yıllık sürenin de fazla olduğu kanaatindeyim. Türkiye gibi son derece hızlı değişen toplumsal sorunlar konusunda sürekli bir gelişim içerisinde olan bir ülkede 5 yıllık seçimlerin 5 yılda yapılmasının son derece uzun bir zamana tekabül ettiği kanısında. 4 yıllık süre bu anlamda daha doğruydu. Bu nedenle aynı günde seçimlerin yapılması salt seçmen tercihlerini manipüle edebilme riskinden değil, aynı zamanda denge ve denetlemeyi de son derece asgariye indirdiği için yanlış bir tercihtir ve bunun ortadan kaldırılması gerekir. Şöyle de söyleyeyim, bunu yapılırken elbette parlamento çoğunluğu ile başkan arasında bir uyumun sağlanması istenmiştir. Ama seçim sonuçları bunu ortaya çıkarmayabilir. Çünkü başkanın seçilebilmesi için %50+1 oyu alması lazım. Peki. Eğer almazsa biz parlamentoyu seçtiğimizde milletvekilleri belli olacak ama başkan 2 hafta sonra seçilecek. O takdirde yeni bir uzlaşmayla o korkulan kohabitasyon durumu söz konusu olabilir. Peki Adil Bey, Vahap Coşkun'un söylediklerine bir yanıtınız olur mu? Tabii şunu söyleyebilirim. Yanıtınız olursa reklamdan sonra diyeceğim de o yüzden. Aynı yapılmasının... Peki. Tamam, o zaman reklam dönüşünde... Tamam, reklamdan sonra cevap vereyim. Reklamdan sonra çok daha sağlıklı olacak bizim için de. Son reklamı da izleyelim. Sonrasında da bu eleştirilere, bilhassa denge denetim mekanizmalarına yönelik eleştirilere Adil Gür'ün ne cevap vereceğine kulak verelim. Doğrudan siyasetin son bölümündeyiz. Dolayısıyla artık biraz daha hızlı sorular ve hızlı yanıtlarla gitmemiz hepimizin hayrına olacaktır diye düşünüyorum. Reklama gitmeden önce Vahap Coşkun'a da sormuştum. Aynı gün seçim tartışmasını, o itirazlarını dile getirdi. Aynı gün seçim, Cumhurbaşkanı ve onun partisi lehine
bir sonuç yaratır dedi ve denge denetim mekanizmaları açısından da sıkıntı yaratabileceğinden bahsetti. Adil Gür, bu itirazda sizin itirazınız var, şimdi de sizi dinleyelim. Evet. Tabii elbette ki Vahap Bey'in görüşüne saygı duyuyorum. Ben kişisel olarak bunun aynı sonucun çıkmayabileceğini, yani vatandaşın aynı oyu kullanmayabileceğini, bizzat birebir aynı sandıkta benzer sonuçların çıkmayabileceğini. Kaldı ki az önce ifade edildi, muhtemel Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanabilmek için 50 artı 1'i almak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de en uzun dönem neredeyse iktidarda olan bir parti var. Ama seçim sonuçlarına baktığımızda hiç 50'nin üzerinde oy almadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi hariç. Şimdi bu neyi gerektiriyor? Bu aslında bir uzlaşmayı gerektiriyor. Yani sistemin kendisi uzlaşmayı gerektiriyor. Sistem yarın bir gün Cumhurbaşkanı adayı olacak kişi hangi partiden olursa olsun, İşte başka partilerle ittifak yaparak ancak 50 artı 1'i bulması mümkün. Öyle olunca bir de tabii Türkiye önümüzdeki milletvekili seçimine mevcut siyasi partiler kanunuyla mı gidecek? Ben o mevcut siyasi partiler kanunuyla gideceği konusunda çok emin değilim. Yani %10 ülke barajının çok yüksek olduğu, %10 ülke barajının düşeceği, belki hatta kişisel olarak kanaatim şu, keşke Türkiye dar bölgeli ve tercihli bir milletvekili seçimi, meclis seçimi yapmayı becerebilse. Böyle olduğu takdirde ne Cumhurbaşkanı'yla ilgili, Cumhurbaşkanı'nın denetimiyle ilgili endişelerimiz olur. Çünkü neden? Orada vatandaşın tercihiyle her vatandaş oy verdiği milletvekilini tanıyarak, bilerek, isteyerek, güvenerek oy verecek. Adil Bey, bir araya girip şunu sormak istiyorum. Buyurunuz. Müsaade ederseniz. Şimdi geçen hafta Profesör Doktor Burhan Kuzu konuğumuzda, hakikaten başkanlık dediğinizde Türkiye'de en yetkin isimlerden bir tanesi, AK Parti'de yıllarca bu konuda fikir beyan eden ve bu sistemi en istikrarlı biçimde savunanlardan bir tanesi. O da hem seçim kanununun hem partiler kanununun değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Şimdi ona da sormuştum bu soruyu, size de sormak isterim. Eğer bu kanunlar, söz konusu kanunlar değişirse bir yıl içinde yapılabilecek bir seçimde uygulanabiliyor. Dolayısıyla 2019'a kadar bizim önümüzde 2 yıl var. Aslında hızlı bir çalışma yapılabilirse, evet, bazı düzenlemeler, yani en azından daha demokratik bir seçim sistemi adına, ister dar bölgeli diyelim, ister daraltılmış bölgeli diyelim, ister baraja dair bazı düzenlemeler eğer hızlıca yapılırsa 2019 ve sonrasında yapılacak seçimler için aslında hayata geçirilebilir. Siz buna ihtimal verir misiniz? Yani bu referandumdan sonra meclis tamam biz bunları değiştirelim, daha demokratik bir Türkiye ve daha demokratik seçimler adına hep beraber bu çalışmayı hızlıca yapalım diyebilir mi sizce? Bu feraseti de siyaset gösterebilir mi? Tabii ki gösterebilir ve göstermelidir de. Siyasi partiler kanunu anayasa gibi değil. Yani mecliste zorlu bir maraton, 330-367 şartlarının arandığı bir şey değil. Kanun maddesiyle değiştirilebilecek hükümler bir günde, bir gecede dahi değiştirilebilir. Ben değiştirileceği kanaatindeyim. Yani çünkü neden? %10 antidemokratik, çok yüksek bir ülke barajı var. Az önce ifade ettim, kişisel kanaatim dar bölgeli, barajın sıfır olduğu bir seçim sistemini Türkiye'ye getirmek lazım. Yani milletvekillerini liderlerin iki dudağı arasında bırakmamak lazım. Vatandaşın, oy veren seçmenin hesap verebilir hale getirilmesi lazım. Seçmen oy verebildiği vekili tanıdığı takdirde o vekil sadece ülke hayrına olan işlerle ilgili değil, kendi bölgesiyle ilgili işlerde de üzerine düşeni yapmadığı takdirde seçmen onu zaten cezalandırır. O nedenle ben kuvvetle muhtemeldir ki referandumdan sonra, şayet seçimler zamanında yapılırsa, Türkiye'nin önünde 2 yıllık, 2,5 yıllık bir zaman olur ise, Türkiye'nin önüne özgürlükleri daha geniş manada teminat altına alan bir yepyeni bir anayasa ve bununla birlikte seçim kanunlarında da, siyasi partiler kanununda da değişiklikler yapılacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Yani biz bir hükümet sistemi değişikliği yapıyoruz ama biz hükümet sistemi değişikliğini sanki sadece bugünkü Cumhurbaşkanı için yapılmış gibi algılıyoruz. Halbuki bizim çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren, Türkiye'nin onlarca yılını ilgilendiren bir sistem.
Yarın bir gün yani atıyorum çok farklı kişiler seçilebilir, çok farklı partiler parlamentoda olabilir. Her şeyi düşünmemiz lazım. Yani yarın bir gün ülkeyi kaosa sürükleyecek, kavgalara neden olabilecek her türlü uygulamayı şimdiden düşünüp onun yasal zeminini hazırlamak lazım. Ve bunun yapılacağını düşünüyorum. Bu yapılmadığı takdirde yoksa kadük bir anayasa değişikliği olur. Zaten az önce de ifade edildi. Yani referandumdan sonra 6 aylık bir süre var. 6 aylık süre içerisinde bu değişen maddelerle ilgili yani bir köprü açıyorsunuz, bağlantı yolları yapılacak. Bu süre içerisinde siyasi partiler kanunu bir gecelik bir saatlik iş, uzun bir maraton değil. Ben yapılacağını, barajın düşürüleceğini, belki daraltılmış bölgenin düşünüldüğünü ama bunun çok doğru olmadığını, mahsurları olduğunu, dar bölgeli bir seçim sisteminin Türkiye için çok daha uygun olduğunu, buna küçük partilerin karşı çıktığını biliyoruz. Efendim Türkiye iki partili sisteme gidiyor. Büyük partilerden başka hiç kimsenin şansı olmaz deniyor. Ama lütfen geçmiş seçim sonuçlarına bakalım. Bakın hep yerel seçimlerle açımı Vahap Hoca belki yine itiraz edecek. Ama yerel seçimler çok iyi bir örnek yine. Bakın yerel seçimlerde bir partinin birinci olduğu 10 puan farkla birinci olduğu milletvekili seçiminde bir ilde belediye başkanlığını 10 puan 15 puan gerideki bir parti kazanabiliyor. Yani bunu şunun için şu manada söylemek istiyorum. Yarın bir gün dar bölgeli seçim sisteminde doğru adayı gösterdiğiniz takdirde vatandaş teveccüh gösterdiği takdirde adamın Türkiye'deki o partinin Türkiye'deki oyunun %1 veya %50 olmasının çok önemi yok. Önemli olan seçildiğiniz yerde %50 nokta artı bir almanız gerekiyor. Peki. Bunun da Türkiye için çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Peki Nevzat Çiçek buradan ekleme yapmak istiyor. Vahap Coşkun sizin de olacak mı? Eklemeniz ona göre bir sonraki soruya geçeceğim. Tamam o zaman Nevzat Çiçek'le başlayalım sonra size geleceğim. Şimdi tabii birincisi biraz önce söylediğim şey yani iki seçimin aynı anda yapılması noktasında psikolojik bir etki olabilir ama çok aşırı belirleyici olmaz ama Vahap Hoca'nın söylediği şey aslında olması gereken belki de hepimizin siyasetin de göz ardı etmemesi gereken bir unsur. Neden? Şimdi biliyorsunuz seçimlerde yıpranmışlık çok fazla oluyor. Dolayısıyla da sizin kendinizi test etmeniz şu an siyasi partiler açısından en büyük test kamu yoklamaları. Aylık yaptıkları yoklamalar neticesinde biz neredeyiz, vatandaş bize nasıl bakıyor ve bu noktadan hareket etmeye çalışıyorlar. Şimdi o ara yerel seçimleri biraz farklılaştırabilselerdi ve milletvekili seçimlerin biraz farklılaşabilseydi siyasi partileri şunu getirebilirdi. Örneğin yapılan uygulamaların test edilmesi sandıkta ortaya çıkmış olurdu. Belki kadrosunu değiştirme şansı verebilirdi. Belki 5 sene, 4 sene beklemeden kendisine ya bak şurada bir hoşnutsuzluk var dolayısıyla bir kendine gel kısmı oluşabilirdi. Ve dolayısıyla siyaset içerisinde sadece vatandaşın denetleme, hesap sorma mekanizmasının yanında siyasetin de kendisini check etme unsuru olarak karşımıza çıkabilirdi. Dolayısıyla bu olması gereken bir şeydi. Siyasi partiler yasasına geldiğimizde şimdi bu sistem eğer geçerse zaten bu sistemde bir %10 barajının bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla da ben belki bu kampanya sürecinde belki bir sürpriz olabilir bilmiyoruz. Yani kampanyayı AK Parti'nin nasıl oluşturacağı belki buna yönelik sözler de görebiliriz. Yani biraz önce Adil Bey çok güzel söyledi. Yani benzetmesi çok yerinde. Evet şimdi bir köprü açıyorsunuz. Şimdi bağlantı yolları gerekiyor. Şimdi o bağlantı yollarının ne şekilde olacağı, ne zaman olacağı ile ilgili benim tahminim AK Parti bu noktada bir çalışma yürütmek zorunda kalacak. Çünkü 2019'da bu meseleyi ertelemesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu geçiş dönemi uyum süreci. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir başbakan korumaları meselesi bile artık farklı bir şekilde. Şimdi koruma dairesi kimi nasıl koruyacağına bu mevcut sistem içinde karar veriyordu ama sistem değişince kimi nasıl koruyacağını bile tekrardan farklı düşünmek zorunda kalacak. O nedenle biz önümüzdeki süreçlerde bu anayasa meselesi bitmiyor dediğim kısım orası. Bu bazen bir kültürel olarak size gelebilir. Bazen seçim döneminde gelen tepkilerin bir neticesi olarak gelebilir size. Sizin yaptığınız kamuoyu yoklamalarında bu kendisini gösterebilir. Çünkü AK Parti'nin ve MHP'nin bu mevcut durumu sahiplenmesindeki temel argümanı nedir? Devletin bekası meselesi. Şimdi devletin bekası meselesinin 2 yıl sonra uygulanıyor oluşu kendisi açısından bir soru işareti oluşturabilir. Ama bunu siz iletişim kanalıyla doğru anlatabilirseniz bunun çok ciddi anlamda bir avantaj olacağını bileceksiniz. Peki bu ciddi bir avantaja dönüşürse mevcut sistem içerisinde sizin bunu anlatmanız yeterli olur mu? Hayır. Bunun yan yollarıyla ilgili sizin
bir şekilde söz vermeniz gerekiyor. Yöntem bulmanız gerekiyor ve bunu tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla da bu bir dinamik süreç. Bu dinamik sürecin kendisine nasıl bir yol bulacağını bu kampanya süreçlerinde göreceğiz. Verilen sözlerde göreceğiz. Geri dönüşümlerde göreceğiz ve alınan sonuçlarda göreceğiz. Dolayısıyla da aslında bu sürecin kendisini yönetmek belli bir şekilde referandum süreci, ama bu sürecin kendisinden sonraki adımı esasında Türkiye'de bahsettiğimiz sistemin gerçekten demokratikleşmesi süreci. Şimdi bu ikisini bir şekilde iyi anlatabilirseniz ben birçok şeyin değişebileceğine inanıyorum. Peki Vahap Coşkun'a da kulak verelim. İtirazı olabileceğini tahmin ediyorum ben. Evet ya, aynı günde yapmak, seçimleri aynı günde yapmak özellikle başkanlık sistemi iddiasıyla getirilen bir öneri için iyi bir fikir değil. Adil Bey'in söylediği hususlar gerçekleşirse elbette yeni bir değerlendirme yapmamız gerekecek. Yani Türkiye'de seçim sisteminin değiştiği, barajın ortadan kaldırıldığı bir ortamda hiç kuşkusuz değerlendirmeler de farklılaşacaktır. Benim de kanaatim, Türkiye'de dar bölgeli ve iki turlu bir seçim sisteminin getirilmesinin hem milletvekillerinin doğrudan kendisini seçen seçmenlere karşı sorumluluğu bağlamında, hem de milletvekillerinin parti politikalarına veya parti başkanlarına karşı bağımsızlıklarını gerçekleştirme bağlamında son derece etkili olacaktır. Ancak bunun gerçekleştirilmesi önünde önemli problemler var. Bir zihni problemler var. Yani Türkiye'de böyle milletvekilleri isteniyor mu siyasi partiler tarafından, ondan çok daha emin değilim. İkincisi, daha güncel bir problem var. Böyle bir yasal değişikliğin yapılması partileri nasıl etkileyecektir? Örneğin dar bölgeli bir seçim sistemine girdiğinizde partileri nasıl etkileyecektir? Yapılan projeksiyonlar, böyle bir değişiklik yapılması durumunda bundan en olumsuz etkilenecek partinin MHP olduğunu gösteriyor. Bu durumda anayasa değişikliğini AK Parti ile birlikte gerçekleştiren MHP böyle bir seçim sisteminin değiştirilmesine onay verir mi? O yeni bir tartışmayı meydana getirebilir. Ancak verili koşullar içerisinde, verili sistem içerisinde bu tür bir değişiklik bence hem seçmenin tercihini manipüle etme niyeti taşıması açısından, manipüle eder demiyorum, ben de seçmenin bu konuda kanaatinin ve iradesinin belirleyici olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum, ama bu niyetin olduğu çok açık. Hem de denetlemeyi ve dengelemeyi ortadan kaldırdığı için yanlış olduğu kanaatindeyim. Bir de sizin olağanüstü halle ilgili sorunuz, evet, soru var. Evet, ona yanıt vermemişsiniz. Buyurun lütfen. Hızlı ama. Hemen ona da söyleyeyim, çok hızlı bir şekilde iki önemli problem yaratacağını düşünüyorum olağanüstü halin. Birincisi, olağanüstü hal hem fiili hem de yasal olarak çok ciddi sınırlamalar meydana getiriyor. Olağanüstü halin varlığı bile hem kurumlarda hem kişilerde ciddi bir otosansüre, otokontrole meydana çıkarıyor. Dolayısıyla burada sağlıklı bir anayasa tartışmasını yürütmemiz mümkün değil. Nitekim iktidar partisi de bunu ifade etmişti ve bu koşullarda, olağanüstü koşullarda seçim yaptırdı dedirtmeyiz demişlerdi. Ancak şu anda yasal bir engel olmadığından bahisle süreci böyle yürütmeyi uygun görüyorlar. İkincisi, olağanüstü halde gidilecek bir seçim, bir referandum, bir meşruiyet tartışmasını beraberinde getirebilir. Özellikle eğer referandum çok küçük farklarla sonuçlanmışsa, yani %50.5, 49.5, %51.49 gibi birbirine çok yakın sonuçlarla sonuçlanmışsa, o zaman bu olağanüstü halin yaratmış olduğu atmosferin seçmen tercihleri nasıl etkilediği ciddi bir meşruiyet tartışmasına sebebiyet verebilir. Peki, biz halen 82 Anayasası'nı eleştirirken sadece o anayasanın anti-özgürlükçü ruhunu değil, aynı zamanda içinde gerçekleştiği koşulların da ciddi bir eleştirisini yapıyoruz. Dolayısıyla bu olağanüstü hali tekrardan düşünmek gerekiyor. Peki bunu bir Adil Güre soralım. Olağanüstü halde referanduma gidilmesi, referandum sonucunun meşruiyetini tartışılır hale getirir mi sizce de Adil Bey? Ya şimdi tabii bir psikolojik bir etkisi olabileceğini az önce söyledim. Evet. Ama meşruiyet tartışması çok şey olur, yani iddialı bir şey olur. Şu manada, şayet olağanüstü hali gerekçe göstererek siyasi partilerin sandıklarda görevlendireceği kişilere işte hem asker, polis vesaire izin vermez ise, o zaman elbette ki beraberinde bir meşruiyet tartışması getirebilir. Ama görüyoruz ki olağanüstü hal sokaktaki yaşamı çok fazla etkilemiyor. En azından tabii Güneydoğu'da durum nedir onu çok bilmiyorum, ama büyük şehirlerde, batıda etkilemiyor. Siyasi partiler sandıkların başında sandık görevlilerini bulundurduğu takdirde herkes
oy pusulasını daha sonra imzalandıktan sonra bir kopyasını alıp ilçelerindeki, illerindeki seçim komisyonlarında birleştirip seçim sonuçlarının, o ildeki sonuçların ve Türkiye'deki sonuçların ne olduklarını rahatlıkla takip edebilirler. Yani Türkiye'de gizli oy, açık tasnif uygulaması aslında dünyadaki sözde gelişmiş demokrasilerdeki yerlerden çok daha güvenilir bir sistem. Takip etmek mümkün, denetlemek mümkün ama söylenen şuysa, oyları bir yerde yapıp çuvalla götürüp başka yerde hiç kimsenin görmediği yerde sayarsanız elbette ki bir meşruiyet tartışması olur. Hı. Ama siz sandıklar açıldığında müşahitler olur. Herkes oy pusulalarını saydıktan sonra birer kopyasını alıp birleştirme tutanaklarını partinin il merkezine götürdükten sonra hiçbir meşruiyet tartışmasına fırsat verileceği kanaatinde değilim. Peki. Şimdi Adil Bey, siz az evvel bir Simge önce... Hanım... Buyurun. Kısa lütfen, son dakikalar olduğu için bir buyurun. Şey, tabii ben seçim günü meydana gelecek olaylara dair bir meşruiyet tartışması yürütmüyorum. Sürecin kendisinden kaynaklı bir meşruiyet tartışmasının olacağını yürütüyorum. Yani bu ortamda muhalefet etmenin güç olduğu ve muhalif kesimlerin baskı altına alındığına dair bir algının oluşması durumunda olağanüstü halde, bu sürecin sonucunda bir de sonuçlar çok küçük farklarla oluşmuşsa, o zaman kaçınılmaz bir şekilde bu oylamanın kendisinin bir meşruiyet tartışmasına, bir sorgulamasına tabi tutulacağını söylüyorum. Yoksa oyların yakılacağı, oyların manipüle edileceğinden bahsetmiyorum. Sürecin Peki. kendisinden bahsediyorum. Peki. Adil Bey, süreç vurgusuna yanıtınız var mı? Soruma geçeyim mi? Vahap Bey'e burada katılıyorum. Önümüzdeki dönemde, yani o iki aylık kampanya sürecinde ülkeyi yönetenler insanların her türlü görüşlerini açıkça ifade edebileceği, kampanyalarını yürütebileceği imkanları sağlamalıdırlar. Yoksa bunun elbette ki olumsuz bir etkisi olur. Katılmamak mümkün değil. Peki, az evvel kişi üzerinden kampanyadan bahsedilmişti. Ben bu noktada demin, çünkü Nevzat Çiçek de ısrarla CHP'nin, ana muhalefet partisinin kampanya sürecinde bunu bir sistem, bir ideolojik değişiklik olarak göstermemesi gerektiğinin altını çizdi. Acaba kişi üzerinden kampanya yapılırken CHP zaten sık sık bir tek adamlık vurgusu yapıyordu. Sizce kampanyasında böyle bir motif kullanabilir mi? Sorunun ikinci yanı da şu olsun lütfen. AK Parti'nin kampanya sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi zaten, benim meydanlara inmemin önünde bir mani yok, yasal açıdan bir engel teşkil etmiyor dedi. Nasıl bir ikili süreç izleyebiliriz? Hızlı bir yanıt lütfen. Evet. Evet, şimdi ikinci sorunuza cevap vererek başlayayım. Tabii. Bana göre birkaç ayağı olmalıdır. Birincisi, kampanyada parti figürü bile olmamalıdır. Evet, kampanyası yürütülürken. Hı hı. Yani orada kullanılacak billboardlarda, afişlerde, reklamlarda parti logosu dahi olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın elbette ki gideceği illerde, mitinglerde vesaire Cumhurbaşkanı'na özgü şeyler, ibareler, resimler, billboardlar, afişler kullanılabilir. Ama bu Türkiye'de bir hükümet sistemi değişikliği. Bunu sadece kişilerle, sadece partilerle özdeşleştirmek doğru olmaz. Çünkü programın başında da ifade edildi. %50 artı 1'e ihtiyaç var. O nedenle toplumun farklı kesimlerinden oy alınması gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet ilk sorunuza gelince, kişi üzerinde yürütülmesi noktasına gelince, evet, Cumhuriyet Halk Partisi bana göre de uzunca bir süredir bu tartışmaları Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde yürüttü. Bunun birden çok yanlışı vardı bana göre. Birincisi, yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Liderleri tek tek sorguladığınızda, seviyor musunuz, beğeniyor musunuz, destekliyor musunuz sorusunda 15 Temmuz'dan sonra çok çok daha yukarı oranlara çıkan Cumhurbaşkanı'na destek oranı şu anlarda bile %61-62 seviyesinde. Hı hı. Yani siz aslında Cumhurbaşkanı üzerinde, onun karşıtlığı üzerinde bir kampanya yaptığınız takdirde aslında farkında olmadan ayağınıza sıkıyorsunuz. Bu manada yanlış olduğu kanaatine ben de katılıyorum.
Peki, aynı soruyu Nevzat Çiçek'e de sorayım. Şimdi aslında tabii birincisi bu kampanyada parti logosu olmaması kısmına katılıyorum. İkincisi sembollerin seçimine çok dikkat edilmeli. Yani burada seçilecek olan sembol ne olacak sorusu çok çok önemli. Öyle iyi bir sembol seçilebilirse, bütünleştirici olabilen bir sembol seçilirse mesela bunun da çok anlamlı olacağı muhakkak. Mesela burada müzik ne olacak sorusu. Şimdi çünkü tabanlar birbirine yakın. Yani o müzik geleneksel... Şu ana kadar müzik hiç aklımıza gelmiş. Ama bunları çalışmak gerekiyor. Çünkü yani benim işim iletişim olduğu için şimdi bunları gerçekten düşünmek gerekiyor. Mesela sloganların ne olacağı meselesi. Yani ne anlatacaksınız sorusuyla kalsın. Şimdi ben oraya sıradan bir insan oraya gittiğinde kararsızsa o konuşmadan sonra ister evet olsun ister hayır olsun. Öyle bir net mesaj almalı ki çıktığında kanaatini net oluşturmasa da sonuç itibariyle seçim sandığına kadar bazı seçmenler ona bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Bu nedenle bütün bunlar içerisinde mesela semboller bence çok çok önemli. Yani o semboller üzerinden farklı. Bir de şeye dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda benim gözlemlediğim kadarıyla söyleyeyim. Şimdi gerek evet ve gerek hayır kampanyasını sosyal medyada yürütenlerle ilgili şöyle bir vatandaşta algı oluşuyor. Elit bir algı oluşuyor. Bunu biraz daha alta yaymak gerekiyor. Çünkü o elit algıyı biraz kırmak gerekiyor. Yani çünkü sıradan mesela daha önceki şeylerde bir koyun, yani bir çobanın da, bir fabrikatörün de neredeyse belli bir noktada buluşabildiği şeyi gördük. Şimdi kampanyalara bakıyoruz. Kampanyalara ya sanatçılar üzerinden, ya futbolcular üzerinden, ya biraz daha üst yaşam, gelir seviyesi yüksek olan insanlar üzerinden çıkmaya başladı. Ben bunun da iletişim açısından bir sakıncalı olma durumu olduğunu... Ama popüler oldukları için bir kanaat önderlikleri oluyor olamaz mı? Şöyle, bu ilk başta belki göz ardı edilebilir. Hani toplum tarafından fitilin başlangıcı olarak alınabilir ama bu şekilde bir devamın tartışmayı daha da körükleme ihtimalini olduğunu görüyorum. Dolayısıyla da bunlara dikkat edilmesi gerekiyor ama müzik gerçekten önemli. Müzik evet, hepimizin şimdi siz söyledikten sonra benim de aklımda bazı melodiler dolaşmaya başladı. Vahap Coşkun, son cümleler olacak. Dolayısıyla hem bu soruya yanıtınızı ve varsa söylemek istediğiniz diğer cümlelerinizi alalım ama son 2 dakika olduğunu hatırlatmak isterim önden. Kısa kısa belirteyim, bu kişi üzerinden tartışma sadece hayır cephesinin yürüttüğü bir tartışma değil. Evet cephesi de aynı kişi üzerinden tartışıyor. Yani kişi üzerinden ama kişi üzerinden yapılmasına bu tartışmanın iktidar kanadı devamlı itiraz ediyor. Yani evet gündeme geliyor ama onlar hep itiraz ediyor. Evet ama nihayetinde bu cephenin tartışmasına baktığınızda onlar da kişi üzerinden bir meşrulaştırma sistemi, kişi üzerinden bir meşrulaştırmayı yaptıklarını görüyorsunuz. Bunu her iki tarafta yapıyor ve her iki taraftan kişi üzerinden tartışıyor. Bu nedenle sistemi çok anlamlı tartışamıyoruz. Şimdi bence bu kampanyada dikkat edilmesi gereken 3 önemli husus var. Onları başlıklar halinde söyleyip belirteyim. Birincisi halkın tercihine herkesin saygı duymasının mutlak manada herkes tarafından deklare edilmesi lazım. Yani bu sonuç ne çıkarsa çıksın bu sonucun kabul edileceğinin belirtilmesi lazım. Dolayısıyla bu ortamda yumuşatıcı bir etki yapar. İkincisi yaftalayıcı ve etiketleyici kavramlardan mutlak manada kaçınmak gerekiyor. İşte evet taraftarlarını, diktatörlük yanlıları, hayır taraftarlarını, Türkiye'nin bölünmesine savunanlar olarak yaftalamak son derece yanlış, kampanyayı yapanlara ciddi zarar verir. İhanet bağlamı içerisinde, yani evet ve hayır ihanet bağlamı içerisinde bunu kesinlikle tartışmamak lazım. Nihayetinde bir hükümet sistemi değişikliği yapıyoruz ve herkesin tercihi aynı oranda meşru. Bunu mutlak manada herkesin kabul etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, özellikle hayır cephesinin dikkat etmesi gereken bir nokta bence şu, problem yaratan bir sistemi değer haline getirerek vatandaşa gitmek problemin kendisi olabilir. Yani şu anda problem yaratan bir sistem var. Bunun üzerinden vatandaşın kendi yanında saf tutmasını istemek sonuç üretmeyebilir. Halka yeni bir ütopya vermek lazım. Yeni bir umut vermek lazım ve bu umutun gerçekleştireceğine dair bir strateji ortaya koymak lazım. Yoksa var olanı savunmak üzerinden geliştirilecek olan bir strateji tam anlamıyla ters tepebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Vahap Coşkun Diyarbakır'dan katıldı yayına. Ankara'da Adil Gür, kamuoyu araştırmacısı Adil Gür bizimleydi. Adil Bey, son bir soru soracağım. Çok kısa yanıt istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Günde size kaç kişi anket sonucu soruyor?
Evet, daha ben de esprili bir cevap vereyim. Anket sonucu sorması önemli değil. Sokakta gören şunu soruyor. Adil Bey, bizim durumumuz nedir diyor. Ben de diyorum ki ya siz hangi taraftasınız? Ya ona göre cevap vermek hakikaten zor oluyor. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin diyelim o halde. Çok teşekkürler Adil Bey. Yoğun bir temponuz var biliyorum. Ankara Stüdyo'dan katıldınız o yüzden yayına da. Ve yazar, gazeteci Nevzat Çiçek size de çok çok teşekkür ediyorum. Doğrudan Siyaset'e katıldığınız için. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın akşam Doğrudan Siyaset yine aynı saatte, aynı yerde, aynı stüdyoda. Yarın akşam saat 9'da görüşmek üzere.